Torunum gelinimi kaçırdı dedi. Nerede olduğunu biliyorum. Gerçekler stüdyoda ortaya çıkıyor. Ya 10 sene sonra bir şey olmuş olması lazım diyorum. Annesini kaçırmakla suçlanıyor. Ne baba tarafından birini. Torunu ve gelini ilk kez konuşacak. Çolak gelin diyorlardı sürekli anneme. Oğlu gelinini tehditle mi tutuyordu? Her akşam gelip kapımıza dayanıp. Karısından intikam almak için kızını öldürmeye çalıştı mı? Şiddet ölüme kadar gitmişti. 16 yaşındaki kızını bekar erkeklere gönderdi mi? Şiddet bir saatten sonra bana geldi. Kaynana Şükran mı? Gelini ve torunu mu haklı? O zaman sorsaydım, o zaman denetim altına alsaydım bu çocukları tehdit ediyorlar diye. Biraz daha. Kocası hayatını kararttı. Yeter. Kurtulmak istiyorum ya. Bıktım, usandım. Gözlerinin önünde defalarca aldattı. Kutluysu beni çok aldattı, çok kandırdı. Kocasını evden kovdu, gitmedi. Bütün eşyalarını, giyim eşyalarını hepten yaktım. Sinirimden, öfkemden. Kocasının eşyalarını yaktı, bana mısın demedi. Artık buna dur desinler. Şerif kocasından kurtulmak istiyor. Ya adam olsun, ya insan olsun, ya da benim yakamdan düşsün. Biraz daha. Esrarengiz kayıpta sır perdesi aralanıyor. Anne, 6 yıl uğraştım. Oklar kimi hedef gösteriyor? O kelime senin ağzında. Değele, değer de benim ağzımda. Anne, senin ağzında. Değele, ne dur benim ağzımda, görme. Katil kim? Yaptı mı, yaptı mı oğlum? Anne, isim söyle. Nisamettin amcanın karısı mı? Cesedi yok etmekle suçlanan komşuları mı? Niye aramayı kesin diyor. Para peşinde olmakla suçlanan çocukları mı? Her zaman arkandaydım da senin ağzına kalamadım. Sürpriz isimden kan donduran açıklamalar. Yani konca dediğimiz kadın. Soru işaretleri çoğalıyor. Oğulların derdi paralarındadır. Biraz daha. Sevgili seyirciler, merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hepinizi Star ekranlarından, Gerçeğin Peşinde programından sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel bir hafta diliyorum, sağlık diliyorum. Allah iyilerle karşılaştırsın. Evet, tarihimizde ilk kez iki turlu bir seçim yapıldı. Dün de nihayete erdi. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçti. Efendim, bu seçim hepimize, ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun, hayırlara vesile olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 3. kez halkın oylarıyla seçildi ve görevine 5 yıl daha devam edecek. Kutluyoruz kendisini. Efendim, dediğim gibi ülkemize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Halk seçimini yaptı. Bundan sonrası artık 5 yıl sonra bir daha seçim olduğunda herkes yine oylarını ortaya koyar. Peki efendim, Gerçeğin Peşinde programına başlıyoruz. İlk konum Şükran Yıldız olacak. Değerli hocalarım, adli tıp uzmanımız Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Koca Bey bizimle. Efendim, iyi haftalar diliyorum hepinize. Hoş geldiniz. Şükran Yıldız buraya geldiğinde 11 sene önce oğlum Ergun karısı Gülay'dan boşandı. Ama 10 senedir yakınlardı, elimiz üzerindeydi, çocukların da, eski gelinimin de. Ama 8 Temmuz 2022'de çocukları da aldı, kayıplara karıştı. Ben torunlarımı istiyorum diyor ve güvende olmadıklarını düşünerek gelmişti. Bugün çocukların babası Ergun da, yani Şükran Hanım'ın oğlu da stüdyoda olacak. Bakalım ne olacak efendim? Çünkü eski gelinleriyle de röportaj yaptık. Bu arada suçladığı Sümeyye, o götürdü ve kötü şeyler olabilir dediği Sümeyye de bize röportaj verdi. Bugün burada her şeyi duyacaksınız, öğreneceksiniz, cevapları da vereceksiniz. Evet.
torunum gelinimi kaçırdı dedi. Nerede olduğunu biliyorum. Gerçekler stüdyoda ortaya çıkıyor. Ya 10 sene sonra bir şey olmuş olması lazım diyorum. Annesini kaçırmakla suçlanıyor. Yine baba tarafından birini. Torunu ve gelini ilk kez konuşacak. Çolak gelin diyorlardı sürekli anneme. Oğlu gelinini tehditle mi tutuyordu? Her akşam gelip kapımıza dayanıp. Karısından intikam almak için kızını öldürmeye çalıştı mı? Şiddet ölüme kadar gitmişti. 16 yaşındaki kızını bekar erkeklere gönderdi mi? Şiddet bir saatten sonra bana geldi. Kaynana Şükran mı? Gelini ve torunu mu haklı? O zaman sorsaydım, o zaman denetim altına alsaydım bu çocukları tehdit ediyorlar diye. Şimdi. Şükran Hanım hoş geldin, Ergun hoş geldin. Ergun, cuma günü seninle ilgili ağır iddialar ortaya atıldı. Zannediyorum da onu cevaplamak için geldin. Çocuklarına şiddet uyguladığın, onlara işte tütün maddesi sardırarak sattırdığın, o günde çok feci bir şiddet akşamı yaşandığı ve giderken de gideceğim ama dönüşte sizi öldüreceğim dediğin, bu yüzden de çocukların anneyle beraber hem de pencereden, arka cepheden kaçarak size yakalanmamak için gittikleri. Sen kendini anlat şimdi, bu iddialar karşısında ne diyorsun? Öncelikle bu fırsatı verdiğiniz için size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Şimdi hocalarım cuma günü, hocalarımın konuştuklarından başlayayım. Ben süreci iyi yönetemediğimi hocalar söyledi ve çok haklılardı. Kızımla ilgili bazı şeyleri biraz daha sakin, biraz daha ılımlı karşılayabilirdim babası olarak. Ama dışarıdan her gün kızımla ilgili şikayet aldığım için belli bir akteden sonra annesini de işin içine çekemediğim için yalnız kaldım evin içinde. Onlar, annesi belki kızına konduramadı bazı şeyleri. Kızım yapmaz dedi. Kızım yapmazını ben de katılıyorum. Ama kim yaptırdı? Ergün, bunun sorusunu bulalım. Senin kulağına gelen söylentiler, annenin hiç kulağına gelmemiş. Nasıl oluyor? Hayır, hani annem, anne hiç duymamış kızıyla alakalı böyle bir şey. Annem, biz oraya yeni taşındığımız için, annemle bizim aramızda biraz mesafe olduğu için, bizim annem bizim yanımıza sürekli gelip gitmediği için. Hayır, Gülay'dan bahsediyorum. Kızıyla ilgili o hiç duymuyor böyle bir şey. Sen duyuyorsun. Nasıl oluyor? Serdar Bey okuluyla ilgili ilk beni aradığında ben tesadüfen evin içindeydim. Onların yanında tartıştım Serdar Bey'le. Canlı yayına bağlanabilirsiniz. Senin kızın doğru düzgün okula gitmiyor dedi. Okul yönetiminden Serdar Bey gitmiş bilgi almış. Onun üzerine beni aradı. Ben de kızım Bey kim dediniz? Muhtar bizim oturduğumuz... Yani sen özellikle kızınla alakalı olarak bir gelişme olunca bana bilgi verin diye tembihledin mi onlara? Hayır kesinlikle. Arkadaşlarını yoksa hayır. Özellikle neden sen arasınlar? Hayır. Gülay Hanım'ı da arayabilirler. Niye okuldan aramıyor? Okuldan aradılar ama. Hayır okuldan... Muhtar, niye okul sizi aramıyor da muhtarı arıyor? Hayır. Onu anlamadım. Onun da açıklaması var. Muhtar Serdar Bey İngiltere'den burs bağlamıştı Sümeyye'ye. Sümeyye, İngiltere'deki Mehmet Bey de Sümeyye'nin İngilizce öğretmenini arıyor ve İngilizce konuşmaya başlıyorlar. İngiltere'deki Mehmet Bey de bursu kesiyor. Sümeyye'nin okula sağlıklı girip gelmediği için. Ondan sonra Serdar Bey'i arıyorlar. Devamsızlığı olduğu için. Tamam. Serdar Bey'i arıyorlar. Serdar Bey de okul yönetiminden gidiyor. Okul yönetiminden bilgiyi alıyor. Bilgiyi aldıktan sonra bana söylüyor. Şimdi, anlaşıldı mı? Senin eski eşin Gülay, o iddialar var tabii, dayak vesaire, senin madde bağımlılığın, alkol bağımlılığın, bunlar var. Ona ayrıca geleceğim ama tabii. Şimdi Gülay kızlarıyla beraber, Sümeyye ile ve Arzu muydu küçük? Esra ile beraber ilk işte gittiklerinde teyzelerinin kızına gidiyorlar. Evet. Senin bundan haberin var. Haberim yok. Ben siz konuşurken dinlemek için evet diyorum. Kesinlikle hiçbir şeyden haberim yok. Nereye programda öğrendin yani. Mesela öbür teyzesinin kızı bağlandı. Öğrendim. Bize geldi falan dedi. Elif Gülay'ın teyzesinin kızı telefonda. Peki. Elif merhaba. Merhaba. Nasılsın Elif? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim Elif. Elif, Gülay ve iki kızı ilk evden ayrıldıklarında direkt senin evine mi geldiler? Hayır, Gülay'la iki kızı ilk evden ayrıldıklarında İstanbul'da Gülay'ın çocukluk arkadaşı var. Hı. Ona geliyorlar, bizi aradılar. Biz abimi gönderdik, Gülay'ı oradan aldırdık. Gülay'lar Temmuz'un 8'inde yani Kurban Bayramı arefesinde gelmişlerdi.
Ben 15 Temmuz'da tatildeydim o arada, bayramda tatildeydim. 15 Temmuz'da döndüm, 15 Temmuz'da görüştük ve ben onları aldım. Yani bir hafta arkadaşında kaldılar çocuklarla birlikte. Yok, bir gece kalıyorlar, abim gitti, bir hafta alıyor. Abimde kaldı. Bir hafta sonra da sen alıyorsun. Evet. Yani ilk anneanne, babaannenin buraya geldiğinde söylediği gibi Sümeyye kötü yolda olabilir, işte kardeşini de kötü yollara düşürebilir, yanlış arkadaşlıklar gibi bir şeyler yok, öyle mi? Kesinlikle yok. Yani bu çocuklar gerçekten pırlanta gibi çocuklar. Bazen ben her gün görüyorum çocukları. Bana çok yakınlar çünkü uzaklaştırmadım, yanımdan ev tuttum onlara. Bazen öyle konuşuyorlar ki ben olgunluğumdan, yaşımdan utanıyorum. Yani o kadar olgun çocuklar. Zaten o gün Sümeyye bağlandığında da ben de aynı duygulara kapıldım açıkçası. Yani evet. Yani kesinlikle bu çocukların asla ve asla yanlış hiçbir hareketi yok. Bu çocuklar büyümüşler, içmiyorlar. Peki neymiş mesela Gülay 10 sene hemen çok yakın ayrıldığı kocasına da kayınvalidesine de çok yakın bir evde iki kızıyla beraber yaşıyor. Neden 10 sene buna katlanıyor? 10 sene sonra ne olmuş da birdenbire terk ediyorlar evi? Yani şöyle, biz Gülay'la görüşüyoruz. Hatta İstanbul'da yaşarlarken ben Gülay'ın evine de gittim Sefaköy'de. Sefalet içindelerdi. Kızım bunu çekmek zorunda değilsin dedim ben ona. Bu hayatı yaşamak zorunda değilsin dediğimde, abla çocuklarım çok küçük. Ben çocuklarımı kimseye muhtaç edemem. Benim anam yok, babam yok. Kimin kapısına gideyim? Ben babamdan aldığım maaşla zaten ev tutamam. Çocuklarıma yeterli olamam. Hani burada kalıyorum. Bunu yapıyorum ve Gülay'ın işte kolunda bir sakatlık var. Asla kafasında yok Gülay'ın. Gülay çok akıllı bir kadındır. Kolunda da sakatlık var. Çalışamam, işe gidemem gibi. İşte bir de çocuk bize bu şekilde söylüyor. Ama asıl sonradan en son geldiğinde abla, yine biz dedik, biz sana söyledik bunca sene bu çocukları niye bu kadar ezdirdin? Dedi ki abla, ben çocuklarımla tehdit ediliyordum. Bunları size söyleyemiyordum ortalık karışmasın diye. Yani sizin evli olduğu yıllarda ve sonra ayrılıp 10 sene yaşadığı yıllarda Gülay'ın içinde bulunduğu durumdan hiç haberiniz olmadı mı? Şimdi Gülay'la biz görüşüyoruz. Yani boşandı, babasının maaşını alıyor. İşte kıt kanaat geçiniyor. Hatta iki tane ayrı ayrı farklı zamanlarda dükkan, bakkal dükkanlarında çalıştığını biliyorum. Hani az çok kendine yetiyor diye düşünüyorduk biz. Ama geldiğinde çocukların ve Gülay'ın anlattığı olaylar çok farklı. Yani çocukları işte öldürürüm, bu çocukları. İşte çocukların acısını yaşatırım sana. Ve bundan bir ay önce de Gülay'ın ablası aranıp, bakın, Ergün tarafından Gülay'ın ablası aranıp Esra'yı onların gözünün önünde vuracağım, o ikisine de bu acıyı yaşatacağım ömür boyu dedi. Biz buna, ablası yani anlattı bize, kulağımızda duymadık ama ablası da asla ve asla, durup dururken bir insan böyle bir şeyin yalanını söylemez yani. Evet, bence de. Evet, Ergün herhalde bir cevap vereceksin. Serap Hanım, bir saniye. Evet. Elif'le ben çok konuştum telefonla. Elif Hanım, evet, bakın. Bu Elif'in bilmiyor. Bir saniye. Bunu da bir aydınlığa kavuşturalım. Ben de olduklarını ilk baştan beri, ilk günden beri Şükran Hanım da, Ergün de, Ergün'ün babası da, bir de Yunus Emre diye kardeşleri var. Bunlar beni defalarca, bir de kızları var, Sefaköy'de oturuyor. Bunlar beni defalarca arayıp tehditler, hakaretler, küfürler ettiler. Ben de olduğunu bilmiyorlar. Benim korumamda olduğunu bilmiyorlar da beni nasıl arayıp, biz çocuklarımızı istiyoruz, asarız, keseriz. Bana ağza alınmayacak hakaretler, küfürler ettiler. Bunları nasıl yapıyorlar ki bana? Madem benim yanımda olduğunu bilmiyorlar, bu çocukların sokaklara düştüğünü biliyorlar. İşte okula gidiyor mu diye soruyor Şükran Hanım. Şükran Hanım çok iyi biliyor okula gittiklerini. Çünkü okul açıldıktan bir hafta sonra Şükran Hanım beni aradı. Ben dedi çocuklara yardımcı olmak istiyorum, okul eşyası göndermek istiyorum, bana adres var, ver kargolayacağım dedi. Ben de dedim ki ben adres vermiyorum, siz ayırdığınız bütçeyi bana hesabıma yatırırsınız, ben götürür çocuklara teslim ederim, çocuklar kendi ihtiyaçlarını alırlar, orada da sizi ararım, çocuklar bu parayı teslim aldıklarını size söylerler dedim. Evet, hadi bilmiyordunuz Şükran Hanım, Ergün. Bir saniye, Elif Hanım merhaba. Merhaba, buyur Şükran Hanım. Seninle çok şey paylaştık değil mi kardeşim? Evet, evet. Çok evet. Şey paylaştık. İhsan evet. Bak ben sana... Paylaştık derken benim sizinle paylaşacak hiçbir şeyim yok zaten. Anladınız mı? Ben size çocuklarınızın iyi olduğunu sürekli
Benim hayır, paylaştığınız şeyler arasında evin adresi var mıydı? Söyledim. Yok. Nerede olduğu biliyor musun? Yok. Paylaşacak hiçbir şey yok. Ben sadece çocukların hayır, gelmedim diyor. Ve iyi gelmedim olduğunu diyor. Söyledim hani ben size. Benim sizinle paylaşacak neyim olur ki? Elif Hanım bak ben sana insanca ve diyorum. Ben bir saniye ben sana ne dedim? Dedim ki Şükran Hanım senin oğlun alkol alıyormuş. Şükran Hanım senin oğlun madde bağımlısıymış. Şükran Hanım bu çocuklara sürekli işkence yapılıyor. Bu çocuklar ben bir hafta sonra bu çocukları teslim aldığımda Esra'nın boğazında hala babasının parmak izleri vardı. Boğazları sıkılmış çocuğun bacaklarında darp izleri aynı şekilde Sümeyye ve annesinde de vardı. Ben karakola götürüyordum çocuklar bana yalvardı dediler ki abla karakola gidersek bunlar bizim yerimizi bulur. Ben çocukları psikoloğa bile götüremedim. Çocuklar yerimizi bulacak korkusuyla yaşadılar. Uzaklaştırmayı aldıktan sonra bakın, yapabilirdiniz. Bakın, ben sana dedim bana ki çocuklar benim yanımda. Konuşma bak, Elif. Bak ben senin insanını anlattım. Biz ben senin insanını anlattım. Murat'ın bana ne şekilde davrandığını da biliyorum. Elif müsaade et cevap versin Elif. Evet. Tamam bekliyorum. Ben senin insanını anlattım. Elif'ten başkası insanca konuşmadı. O benim halimi dinledi. Ama onun yanında yok çocuklarımın adresini. Ben sana dedim çocuklar okula başlayacaklar. Bak ne güzel konuştun. Bu çocuklara bir yardımcı olayım Elif. Bir öfkeleri geçsin. İkisini bir karşılaştıralım. Aralarındaki sorun ne öğrenelim. Bunları ama biliyordum. Ben ne dedim? Ben ne dedim? Yarın yıl konuşmadı. Tatiline bir saniye. Ben telefonum ne dedim ki? Yarın vereceğim. Yıl tatiline kadar sağ dedim. Kapattınız ben çocukları ama ben yavaş yavaş kendi telefonumu dinlemeye vereceğim. Tek tek konuşalım. Peki ama biliyordunuz bu durumda konuşmuş olduğunuzu siz de burada dile getirdiniz. Yani siz Elif'te olduğunu biliyordunuz. Hayır, Tokat'a gitti dediler. Elif'le niye konuşmuşsunuz? Tokat'a yolladım, evet geri getirdim. Abim geldi, Almanya'dan izinli aldı, götürdü, moralleri düzelsin diye gönderdim, geri getirdim. Kardeşim, ama ben size yalan olur demedim. Da bu kadar olmaz. Abim geldi Şükran Hanım, gece... şuraya konuşur evet, musunuz götürdü, lütfen? Evet götürdü dedim, bakın ben inkar etmiyorum Serap Hanım, ben dedim ki ben çocukları İstanbul'a yaşayamayacaklar için Tokat'ta yaşamak için gönderdim. Tamam. Çünkü bu insanlar beni sürekli rahatsız ediyorlar. Tamam. Artık benden umutlarını kessinler diyor. Çünkü gecenin 3'ü, sabahın 5'i, öğlenin 12'si ben çalışıyorum diyorum, iş yerindeyim, müsait değilim, size dönüş yapacağım. Bakın Düzce'de benim telefon numaramı ve Sümeyye'nin telefon numarasını vermediği erkek kalmamış. Bizi farklı farklı numaralar arıyor. Yani artık dedim ki bunlar benden umutlarını bizim kessinler. Bizim telefonları açıp da çocukların nerede olduğunu bilmiyoruz bu diye bize bastırınca ben çocukların nerede olduğunu telefon numarası, bu telefon numarası olayı lütfen araştırılsın. Ben çocuklarınız emin ellerde dedim. Sümeyye'yi gecenin 1:30'unda bir Suriyeli arıyor diyor ki baban verdi. Ben Suriyeli baban verdi numarayı diyor. Yalan söylüyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Eğer bunda ben şerefim namusum üzerine araştırılsın, yemin ediyorum. Araştırılsın bu konu araştırılsın. Evet, gerçekten alkol bağımlılığı varsa diyebilir. Araştırılsın hocam. Arada içiyor mu öyle bir bağımlılığı yok. Testi hocam bu araştırılsın. Peki ben İstanbul'a Kadriye ablasına eşim diyorum Gülay Hanım'ın ablasına mesaj attığımda Gülay beni bir arasın dediğimde niye beni aratmadılar? Aramak bir, ikincisi bak nereye geleceğim. Benim yanımdayken kaçmaya çalışıyorlar. Gülay'ı ben sana arattırdım mı? İkincisi. Hayır buna cevap verir misin? Ben ikincisi, Gülay'ı seninle konuşturdum mu konuşturmadım mı? İkincisi susar mısın bir? Sen benim cevabımı ver. Bak ben seni Gülay'la konuşturdum mu konuşturmadım peki, mı? Peki bir dakika ben bunu dinliyorum. Bir dakika dur. Elif, ben sizi konuşturdum Elif, mu konuşturmadım Elif, mı? Elif sorunu sordun bekle cevabını. Bekle. Evet. Ben Gülay Hanım'ın ablasına Gülay beni bir arasın diye mesaj attın mı atmadın mı? Onu bilmiyorum ben. Ya onu ona sorma bence. Arattım mı aratmadım mı? Arattırdım. Mesaj attım. Aratmadılar. Hayır, Elif'in aratmadılar. Sorusuna cevap ver. Aratmadılar. Beni aratmadılar. Ve ben de Kadriye Hanım'a dedim ki Sümeyye'ye dedim. Herhalde dedim Gülay'ın da haberi yok. Gülay beni bir arasın. Beni bunu kızımıza kim yaptırdıysa gelsin bunu bulalım dedim. Onlar gittikten sonra oluyor bu. Evet. Ve ondan peki sonra sen bunu onlar gittikten sonra nasıl tespit etti? İşte diyorum ya size az önce bahsettim ya sokaktaki bütün insanlar arkadaşları gittiler. Bakın onlar bu gittiler duyumlar, arkadaşları gelip Ergun Bey, Ergun Bey. Yani kızınızı beyefendi veyahut da alkol kullandığına şahit oldunuz mu? Yani gördünüz mü? Bakın beyefendi ya da ben bunu bulmak için anladınız mı? Bakın bak duyumlar üzerine yapıyorsanız çok zarar veriyorsunuz. Ya şöyle. Kızımın sürekli bahsediyor ya. Kızımın sürekli
Yanlış hareketlerinden şüphelendim. Sümeyye'yi o halde gördün mü mesela? Hayır, görmedim. Ama görmedin. Bakın nereye geleceğim? Nereye geleceğim? O şekilde bana mesaj atmadı. Şey, dönüş yapmadılar. Tamam. Benim kızımın alkol bana göndermiyorlar da bana kızımın bekara testini gönderiyorlar. Şimdi Serap Hanım bir şey konuşabilir miyim ben burada? Zaten ben burada söz hakkı istiyorum. Hapis cezası varsa, hapis cezası varsa. Bir dakika. Serap Hanım bakın bana. Hapis. Bana Ergün, bana da bir dakika beni... Elif. Elif bir saniye. Ergün evden gittikten 3 gün, 5 gün, bir hafta sonra istediğin test bir kere saçma bir test. Bunun yanı sıra soruyor Hasan Bey sana o çocuğu alkollü, kafası bilmem işte o... Ben test istemedim. Berbat hanım. Şeyden dolayı Serap evde hanım. Yıkılmış... Gördün mü görmedin mi? Neyi gördün mü görmedin? Çocuğunu böyle, bu vaziyette gördün mü? Ama birileri de bir alkolün şey söylüyor. İnsanlar yalan söyleyecek insan değil. Gördün mü görmedin mi? Söyleyenleri bırak şimdi. Hayır ben görmedim ama tamam. İnsanlar da bir şey söylüyor. Bunu da ortaya çıkarmamız lazım. Ama yok onlar çocuğu. Onlar da beni görmen suçluyorlar. Görmen lazım. Görmen lazım. Seninle ilgili de şimdi bir sürü iddia var mesela. Hepsi doğru mu o zaman? O zaman doğru. Sen de madde bağımlısısın, alkol bağımlısısın. Dayaklar atıyorsun, öldüreceğim dedin. Bunlar doğru mu? Bunlar doğru değil. Değil de sen bir niye inanmıyorsun onlara da ben inanayım dışarıdaki insana? Ben gözümle gördüğüme inanırım. Ben onlara sadece iddialarını sana soruyorum. Çünkü ben senin karını döverken görmedim. Ben senin alkol bağımlısı olduğunu bilmiyorum. Emin değilim. Maddeden onun için ne yaparım ben? Sadece dinlerim ama sen inanıyorsun. Ve gelip kızına sen böyle yapıyorsun. Kızını gördün mü? Yerlerde süründü mü? Madde etkisindeyken aşırı bir şey oldu mu? Ölmek üzereyken yakaladın mı? Yok. Birileri bir şey söylüyordu. O zaman tütün maddesi sardırıp insan erkeklerin yanına göndermeyeceksin. Ergun'un boşandığı karısı Gülay, Ergun'un 14 ve 16 yaşındaki Esra ve Sümeyye isimli kızlarıyla gitti. Ve Temmuz ayında gittiler geçen sene. Neredeyse bir yıl olacak işte 10 ay önce gittiler. 10 aydır da görüşmediler ve o da teyzesinin kızlarında kalmış. Şimdi de diyorlar ki işte ev tutuldu, çocuklar okula gidiyor ve uzaklaştırma var. Bunun yanı sıra da gizlilik kararı var. Yani nerede olduklarını vesaireyi bilmemek. Yani bunu yapması için bir kadının kendiyle ve çocuklarıyla ilgili ciddi endişe duyuyor olması lazım. Yoksa kendi gider 10 yıl olmuş boşanalı evlenebilir. Başka biri de girebilir hayatında ama çocuklarını, çocuklar da küçük değil yani 5 yaşında değil ki 16 yaşında, 14 yaşında. Biz babamızı istiyoruz deseler engel olamaz ki. Tabii. Şimdi uzaklaştırmaya ilişkin kararlar beyan üzerine verilir ama gizliliğe ilişkin kararlar somut deliller üzerinde değerlendirme yapılarak sulh ceza hakimliklerince verilir. Dolayısıyla sırf gidip de benim adresimi kimse bulmasın, bilmesin diye bir beyanınıza göre sizi gizlemez bir yargı eğer ki. Dolayısıyla orada somut delillere bakarlar. Ama uzaklaştırma kararını beyanla alabiliyorsunuz. Şimdi fark budur aralarında. Çocuklar okula gidiyor ama gizlilik kararı olduğu için onlar sistemlerde falan göremiyorlar. Doğru. O yüzden sanki çocuklar okula gitmiyormuş gibi düşünüyorsunuz. Hayır, gizlilik kararı olduğu için çocukların kaydolduğu okullarda gizli tutuluyor. Bunun yanı sıra Ergun, Gülay senin ikinci evliliğinmiş değil mi? İlk evliliğin neden bitti? Ben anlaşamadım dedi gitti. Öyle mi yoksa babanla ilgili bir iddia mı ortaya attı? Kim onu atan? Eski eşin. Hangisi? Çok mu evlendin sen? Hayır Gülay. Eski eşinden ama bunu Gülay'dan söyleyen, öncekini diyorum tabii ki. Gülay mı söylüyor, ilk eşi mi söylüyor? İlk eşini soruyorum ya ben sana. İlk eşin vardı niye boşandın anlaşamadık de diyorsun ama onun evet. Babanla ilgili çok ağır bir iddiası olmuş. Ve o yüzden gitmiş aslında. Doğru mu bu? Benim haberim yok. Senin var Şükran Hanım çünkü ben bunu söyleyince güldün. Yok geline güldüm. İftira mı attı kocana? Benim kocam, yani telefonda anladı, ben 50 senelik evliyim. Telefonda konuştuğu gibi çok duygusal bir insandır. Çok da taş fırına erken. Yani Ergun'un ilk karısının ortaya attığı iddiayı biliyorsun sen. Hayır. Niye güldün hayır, yani? Hayır, Gülay'ın iftirasına güldüm. Gülay'ı demiyorum. Bak, Gülay'ın iftirasına... Gülay'dan bak, öncekini soruyorum, Gülay, oradan bak, kaçıyorsunuz o konuda. Bak. Önceki gelini soruyorsun, iftira atan Gülay'ın kendisi.
Çünkü telefonda da aynısını söyledi. Konuyu biliyorsunuz o zaman. Telefonda bana Gülay aynısını söyledi. Oraya gittiği zaman telefonda Elif görüştürdü. Bak Elif insanlıklı, çok mütevazı bir görüştün hanım. Yani aslında ya. Gülay'la. Bir sefer görüştüm. Yeni o zaman zaman buraya geldiğinizde torunu, gelini ve küçük torunu kaçırdığı iddiasını doğru söylemeyerek geldiniz. Çünkü biliyordunuz. Çünkü Elif'in yanında kızım, telefonla da görüştünüz. Çünkü bak, buraya geldiğinizde torunum Elif, gelinim ve küçük torunum Esra'yı kaçırdı. Biz de nerede olduğunu bilmiyoruz dediniz. Tamam. Şimdi diyorsunuz ki Elif görüştürdü zaten onların yanında. Şükran Hanım, bu dediğiniz şimdi sizi çok kötü bir pozisyona düşürdü. Sümeyye'ye çok büyük haksızlık etmiş oldunuz. Yani teyzesinin yanındaymış, kötü yola mı düştü geçindirmek için dediniz. Ama benim yani bu gelinim çalışamaz ki. Şey 10 sene boyunca. Ama akrabalarının yanında. Ya sürekli evet, farklı bilgi veriyorlar. Size... Bak Elif Hanım'ın kendisi de söyledi. İlk başta İstanbul'a geldiler dedi, sonra Tokat'a gönderdim dedi. Arkadaşının size... evinde kalmış şer, bir gece. Şer koyduruyorlar. Hiçbir Tokat'ta yerden bilgi. Abisi yurt dışından. Hiçbir yerden bilgi alamıyoruz. Teyzesinin çocuğu, öz abisi değil. Teyze çocuğu. Sürekli farklı bilgi veriliyor. Bakın, biz bilmiyorduk hakikaten. Ben size Gülay'ın ailesiyle ilgili bana anlatılan ve bildiğim kadarını söyleyeyim. Geniş bir ailesi var. Kültürlü, okumuş insanlar. Gülay'a son derece sahip çıkıyorlar. Yani Sümeyye'nin bize ilk geldiğinizde 16 yaşındaki kız kötü yola mı düştü? Kardeşini de mi kötü yola düşürdü kısmı? Elif'in yanında en azından olduğunu bildiğiniz süreçte öyle bir şey olamayacağını biliyorsunuz. Dediğiniz gibi 16 yaşındaki kıza bakın sağın solun duyumuyla baba zaten kötü muamele yaptı mı yaptı. Sonra babaanne geldi, benim torunum kötü yola düştü, küçüğü de düşürdü. Şimdi tabii, bunlar çocukların hayatından size... endişe ediyorum. Ne sadece o kadar de değil. Sadece o şimdi kadar bunlarla değil. Bunlarla neden yüzleşmelisiniz biliyor musunuz? Toparlamanız gerekiyor. Heh. Bu böyle olmaz. Evet. Böyle olmaz. Yani öz torununuz ve kızınızla alakalı olarak bu iddialar en son söyleyecek kişilerken en başta söylemeniz, bu hatalarınızı görmeniz açısından da biz bunları konuşmalıyız. Siz de bunları konuşalım anlamalısınız. Beyefendi, hiçbir sıkıntı yok. Anlamalısınız. Ama bizim iddialarımız 16 yaşında gencecik bir kızla ilgili olarak istikbali var bu kızın. Bilseniz bile diyelim bir hata yaptı. Kesinlikle. Bir ailesi olarak siz bu hatayı örtüp düzeltmeye çalışmazsınız. Bunu televizyonda ifşa etmek çok fena bir şey yok. Sağdan yani soldan duyduğun şeylerle evet, kıza gelip işte böyle böyle sen böyle misin? Dayak, eziyet ya da peki, psikolojik Serap şiddet. Hanım, Serap Hanım, okul yönetimi İngiltere'deki burs veren Mehmet Bey'e iyi bilgi vermiyor. Okul yönetimi başlamış bu iyi bilgileri vermemeye. Ama okul yönetimi devamsızlık. Okula, devamsızlığı söylemiş. Peki, madde kullanımını söylememiş. Alkolizm söylememiş. Devamsızlık. O devamsızlığı da nereye yapıyor? Nereye gidiyor benim kızım? Dışarıdaki arkadaşları da geliyor. Okul yönetimi devamsızlığı söylüyor. Dışarıdaki arkadaşları da kötü alışkanlığını bana söylüyor. Ortada dönen bir muhabbet sen var. Sen o arkadaşlarla nasıl görüşüyorsun Ergun abi Bey? Abi ben orada simit satıyorum. Tanınan bir insanım. Sümeyye'nin yani arkadaşları sen mi da beni soruyorsun? Tanıyor. Onlar mı sana bilgi böyle istihbarat mı yapıyorsun? Kızımla ilgili hayır, bilgi mi? Hayır istihbarat yapmıyorum. Benim kızım ben simit satıyorum. Ondan sonra ben de tanınan bir insanım orada. Kızımı da bazen yanımda görüyorlar. Kızın arkadaşları geliyor diyor işte kızım böyle böyle yapıyor abi mi diyor. Böyle böyle yapıyor ben demiyor. Ben demem yani. Böyle böyle yapıyor demiyor beyefendi. Kızına dikkat et diyorlar. En son bir tane arkadaşını tuşlu telefonunda, kızımın kullandığı tuşlu telefonunda o arkadaşının numarasını unutmuş. O arkadaşın ismini vermeyeceğim. O arkadaşını aradım da o söyledi bana bazı şeyleri. Belki tam tersidir, bilmiyoruz bu çocuk. İşte bunu araştıralım Serap Hanım. Araştıralım ama bunu araştırmak için geç kalmışsın diyorum geç ben de. Ama onlar kümeleştiler. Peki Sümeyye ile bir röportaj içinde yaptık. Sümeyye'nin röportajı gelsin ekrana. Onlar evin içinde kümeleştiler. Bütün... Annesini babasından kaçırmakla suçlanıyor. Zorla sattırıyor der. 16 yaşındaki Sümeyye tüm gerçekleri açıklıyor. Ben babamı sadece annemin yanına gelip para isterken, anneme şiddet gösterirken görüyordum. Para kazanabilecek yaşa geldiğim zaman da hani benden para kazanmak istiyorlardı. Hem derslerimle ilgilenmem gerekiyordu. Hem de sarıyordum ve ikisi aynı anda olmuyordu. İkisi aynı anda olmadığı için de bunlar bunu sevmiyordu, istemiyordu. Ve bu yüzden de şiddet görüyordum. Zorla sattırıyordu. Evet şu an gayet mutluyum, okuluma gidiyorum. Şiddetin derecesi neydi? Elle bir şiddeti vardı. Babanız 2019'un Aralık ayında gittik biz Düzce'ye. Pandemi patladı. Yani ben istesem de hani benim sokağa çıkma yasağım vardı. Benim babamı ne zaman tanıyacaklar, beni ne zaman tanıyacaklar ki ben ne zaman çevre yapacağım? Maddeye yani geçtim maddeye kadar düşeceğim. Anneniz atılan yani bir iddia var, zihinsel bir sorun yaşadığından dolayı. Evet. Gerçek mi? Bu iddia neye dayanak atılır? Çocuklar bu sefer bu tarafa geçecek. Çocuklar bu tarafa geçtiği için de anne o tarafta duramayacak. Babasının maaşıyla birlikte anne oraya gelmiş olacak. Dert yine bize kalacak. Baban öyle dedi.
Ben babaannem de dedem, hani diyorlar ya yok torunlarını çok seviyor, yok bilmem ne. Benim okulum kendi evimden daha çok babaannemlerin evine yakındı. Hani diyelim ki ben bir şekilde onların yanlarına gitmiyordum. Okul çıkışıma ya 2 dakika 2 adımlık yer. Okul çıkışıma gelip de beni görebilirlerdi. Ya da gelip bir sarılma gibi bir şey yoktu. Bu şekilde de babaannemle dedemle de aramda çok bir bağ yoktu zaten. Çolak gelin diyorlardı sürekli anneme. Çolak gelin diyorlardı sürekli anneme. Bu şekilde baskı vardı. Yani bu yüzden ben babaannemle de çok fazla görüşmezdim, konuşmazdım. Zaten hani görüşüp konuşmak istesem bile hani babamın bize aldığı tavır şeydi. Onlarla görüşmeyin, konuşmayın. Ne baba tarafından birini, babam, babaannem de oraya bağlanan hiçbirini ne görmek istiyorum, ne seslerini duymak istiyorum. Zaten bunlar benim de kardeşimin de psikolojisini bozan şeyler. Yani uzakta yaşamak istiyorum ben onu. Evet Şükrü Hanım, ilk geldiğinde tabii biz bilmiyorduk yani Gülay'ın sol kolunda bir problem olduğunu. Söyledim. Hayır, biz bilmiyorduk. Sen söyledin. Evet. Arkasından da dedin ki biz bunu hiç yüzüne vurmadık dedin. Vurmadım, söyledim. Ama şimdi çolak gelin diye. Hayır, onu söyleyen benim rahmetli kayınvalidem. Aralarında da bak Gülay benim yanıma gelmez, beni iş öğretiyor. Kızım şöyle yap, kızım böyle yap diye. Ben ona kızımdan başka bir şey söyledim, çıksın söylesin bana. Benim kayınvalidemle. Tuzla biberde kayınvalideme de ben bakıyordum. Benim yanımda burada Düzce'de getireyim mezarına. Kayınpederim de burada vefat etti. Benim yanımdaydı. Kayınvalidemle şey gibi arkadaş gibilerdi. Ona parasını verir, arkadaş gibi bunun çocuklarını büyütür. Bilmiyorum Sümeyye öyle diyor. Yani babaannem anneme böyle amiyane bir tabir olduğu için artık tekrar kullanmayacağım ama bu doğru mu bilemem. Bunu Sümeyye söylüyor. Kayınvalidemin kızı yoktu. Bu kızları gözünün bebeği gibi bakardı. Kuş sütüyle beslerdi. Şükrü Hanım, benim yanımda o röportaj yayınlanırken sen bir şeyler söylüyordun Sümeyye'ye. Şimdi söyle şu kameraya lütfen. Bir şey söylüyordun. Sümeyye, sana yolda rast geldik. Dedenle beraber. Deden servis çekiyor biliyorsun. Kızım her akşam beni bekle. Ben seni götüreyim. Yürüme diye senin yanaklarından öpüp koynuna sokmadı mı? Cebine haşlığını sokmadı mı? Baban da burada, annen de orada. Sen de elini vicdanına koy. Okula başladığınızda, evi taşıdığınızda, bende kaldığınızda üstünüzü, başınızı yıkadım, banyonuzu yaptırdım. Kızım sen buradan git okula, orası size uzak geliyor demedim mi kızım? Nasıl söylüyorsun? Bu dünyanın üstü varsa altta var yavrum. Sen benim ilk göz ağrımsın. Aynen öyle. Aynen. Bu yalanları söylemeyin ne olur ya. Aynen. Gittiğiniz saniyeden beri o tanıdığınız Elif'i, tanıdığınız Mehtap'ı, tanıdığınız Tokatlı Selma'yı, ben sadece Elif'le Selma'yı düğünde gördüm. Onu da hayal meyal hatırlıyorum. Düğün sahibi olarak salondan gelmişim, misafirlerime yemek vereceğim, bunu söyledi dediler. Ben 2 ay içerisinde düğün yaptım. Şeyden gelmişiz, hangi eksiğimi yediğimde... Bir seferde beni ablası tanıştırır, Kadriye olan. Şükrü Hanım, asıl problem babalarıyla zaten. Babalarıyla onun da. Onun için Ergün, bu çocuğu buyurun. Dövdün mü, dövmedin mi? Bir tokat attım. Bir tokat attım. Evet, bir tokat attım. Babalarıyla da. Babası cevap versin. Seni bizim yanımızda kaldığında. Ergün cevap versin lütfen. Evet. Bir tokat attım. Bir kere bana. Hayatında Sümeyye'ye 16 yaşında bir kere mi tokat attın? Hayır, bir de ondan bir önceki taşındığımız evde Sümeyye telefonunu evin içinde unutmuştu. Şey pardon masanın üzerinde. Ondan sonra ben de simit o evin içine geliyordu. Evden her sabah simit alıyordum oradan. Kendim simit satmaya çıkıyordum. Aynı annesi gel içeriden simit al benim 5 dakika işim var dedi. Ben de içeri girmiş bulundum. Sümeyye'nin telefonu masanın üzerindeydi. Çaldı telefonu. Ben de telefonunu açtım. Oradan aşkım sevgilim bugün kaçta geleceksin diye bir tanesi bağırınca. Kim kızım bunları hangi aşkım aşkımla sen görüşüyorsun dedim. O çocuğun numarası da bende mevcut aşkım diyen çocuğun. Ondan sonra bir de o zaman bir tokat attım. Şimdi bu gençler arasında sevgili olmadan da böyle şeyler. Aşkım bir tane falan. Bunlar kullanılıyor. Onunla sevgiliymiş Selap Hanım. Onu sevgiliymiş. Evet, bunu söylediğinde şimdi geçen sene gittiler 15 yaşındaydı Sümeyye. 14 yaşındayken falan mı oluyor? Evet bu? Yaklaşık 14. 2 sene önce. Ha, yaklaşık bir de o zaman mı tokat attın? Bir de o zaman başka hiç yok. Ya bir hiç de yok. Yayın şey reklam öncesi telefondaki hanımefendi dedi ki 10 yıl önce boşandığı Gülay'ın ablasını arayıp Esra'yı öldüreceğim. Esra dediği kızı, öz kızından bahsediyor. Ve ömür boyu da siz bunu unutmayacaksınız tarzında telefonda görüşmüş, tehdit etmiş.
gerçekten bunu yapmış mı yapmamış mı öğrenmek istiyorum. Belki de kayıtta vardır onda. Yaptın böyle bir şey söyledin ben yani. Böyle bir şey söylemedim. Bir, yani ikincisi, kızını öldürmekle tehdit etmişsin. Bakın beyefendi, onlara büyük bir acı yaşatmak için. Hayır bakın beyefendi, ben kızıma o gün hocaların bazı şeyleri ısrarla bana diyorsunuz ki bazı şeylerin üstünü ört. Peki onların suçlamasına ben nasıl cevap vereceğim? Tamam da gidip de kızını öldürdüm. Sizin bu sorduğunuz sorunun cevabı Sümeyye. Kızı bunu öldüreceğim diyedi mi cevap verildi? Dedim ya. Yani Sümeyye'yi öldüreceğim. Hayır bey. Selef Hanım. Hayır kızı öldüreceğim yani diye değil. Vermeyeceksiniz hayır, cevap. Hayır kızı öldüreceğim diye değil. Öyle bir şey asla yok. Ben kızıma ve annesine sürekli ulaşmak istiyorum. Kızıma diyorum ki yani çok ablasını edersiniz. Aradın. He? Ablasını aradın. Gülay'ın ablasını, eski eşinin ablasını aradın. Ya ben dedim ki bu çocuğa alkol içirilmiş. Ya bu çocuğa gelin bulalım kim bunu yapmış diyorum. Bu çocuk bu hale düşene kadar siz İçirilmiş. Neredeydiniz diyor. Miş. Yine bir duymuş. Evet. Vermedi ya. Evet. Hanımefendi dedi buna, ki yok buna, dedi ben vermiyorum hayır. Alkol de içmedi. Üstüne bir de arayıp evet. Rahatsız ve huzur ve sükununu bozacak şekilde karının eski karını öğrenmesi için tehdit mi ettin yani? Hayır beyefendi ben bunu içirilmiş diyorum. Bakın ben içti kızımı gözümle gördüm. Gördüğüm hayır, için tokat attım Esra'yı demiyorum. Esra'yı öldürürüm yoksa dedin mi demedin mi? Kayda almış olabilirler. Belki demedim. De o gizlilik kararının altında bu kayıtlar da olabilir bilemeyiz. Kayıt ben da demedim altına da alınmış şey. Olabilir. Ben demedim öyle bir şey. Gülay'ın ablasına Esra'yı öldürürüm dedin mi? Demedim. Esra torunum. Benim 1,5 yaşında. Ben de onun için kızı soruyorum. Da, kızını onun için da soruyorum. Bir kere iki kere tokatladın hayatı evet, boyunca. Peki Ergun Bey en önemli şey sizin alkol madde bağımlısı olup olmadığınız. Eğer alkol madde bağımlılığınız varsa belki de dediğiniz hatırlamıyorsunuz. Çünkü o da niye yalan söylesin? Unutur çünkü insan. Unutur tabii. O kafayla söyleyebilirsiniz. Yani var mı yok hocam. Mu bence en önemli soru peki, bu. Peki Gülay'la da röportaj yaptık. Asıl tabii ki konuşacak olan anne, çocukların annesi. Ve Ergun'un da eski eşi Gülay bakalım ne dedi? Kızı tarafından kaçırıldı mı? Gelin Gülay'dan olay açıklamalar. 4 yıl evli kaldım. 2009'da da ayrıldım. Eşim yani eşim olacak kişi annesinin evinde kaldı. Bana bir ayrı ev tutuldu. Evi benim babamın maaşıyla ben tuttum. Boşandıktan sonra eşini sizi neden rahatsız etmeye devam etti? Çünkü madde kullanıyordu ve madde içinde para lazım olduğu için sürekli beni rahatsız etmeye devam etti. Evden kaçış sebebiniz tam olarak neydi? Şiddet miydi? Şiddetti. Çok şiddeti gitgide artıyordu. Boşandığım eşim bana devamlı şiddet uyguluyordu ki elimdeki parayı babamın maaşını alabilmek için gelip her ayın 20'sinde benden o parayı alıyordu. Para bittiği zaman da biz sarıp satıyorduk. Yine de gelip akşamları parasını alıyordu. Çocuklara sardırıp sattırıyordu. Okuyup da ne olacaklar diyordu. Bana baksınlar diyordu. Ona göre gayet iyi bir, güzel bir yoldu zannedersem eşek gibi saracaklar diyordu. Vallahi çocuklarım hiç çocukluğunu yaşamadı. Gün görmediler desem yeridir. Kapımıza dayanıp parayı alıp gidiyordu. En ufak bir laf söylediğimizde yani dayağı yiyip oturuyorduk. Hem çocuklar hem ben. Ya onun geçimi bendim zaten. Ben onun hayat garantisi gibiydim. Yani onunla evli kaldığım zaman hiç çalışmadı. Ondan sonra da çalışmadı. Çalışmak gibi bir felsefesi yoktu. Ya ölecektim ya kaçacaktım. Ya kayınvalidemin bana hiçbir şekilde desteği olmadı. Zaten götür aldır dedi çocukları dedi. Bağlama çocuk doğurma dedi. Aldır dedi defol git dedi. Yani evlendiğim günden beri ben bu hakaretleri duydum kayınvalidemden, kayınpederimden. Ben nikahtan çıkıp gelinlikle o eve girdiğimde kayınvalidemle işte yukarı yemeğe çıktık. Bana şu lafı söyledi kayınvalidem. Adam olursa olur, olmazsa diğer dayağı oturur. Evlendiğim günden beri şiddet görüyorum. Bana kimse evden kaç diye bir şey söylemedi. Bir anda olan bir şey çünkü artık şiddet ölüme kadar gitmişti. Öldüreceğim sizi diyerek evden çıktı. Az geldi herhalde verdiğim para. Tekrar geldi, geleceğim sizi öldüreceğim dedi bana. Ondan sonra çocuklar... Dedim hadi gidiyoruz dedim ve çocuklarımı aldım arka camdan çıktım. Düzce'de benim bir arkadaşım vardı çok samimi oldum onun evinde kaldım o gece. Saat 12'de çıktım zaten o evden. Kayınvalidemin amacı bence şu anda Ergin ona sardı. Para diye onun kapısına dayandı. Çocukları ve bizi geri istiyor ki işte bizim başımıza açacak başındaki belayı. Onun amacı bana vicdan azabı çektirmek. Cevap verin. Evet. Gülay, selamun aleyküm. Kızım bunca iftiraları nasıl atıyorsun? Kadriye tanıştırdı seninle Allah bizi değil mi? Allah yüzünüzü yaksın ya. Allah yüzünüzü yaksın ya. Dur bir dakika. Ya. Kadriye tanıştırdı değil mi? Sen beni tanımıyordun, ben seni tanımıyordum. Ergun da tanımıyordun. Tanıştırdı. Gittiğim gece ben de kız verdim. Allah yüzünüzü yaksın ben tanışmaya gittim. O gece kızın sözünü veren kimdi? Aynen öyle.
Kızın sözünü vermiştim ben. Nişan sözünü, düğün sözünü vermiştim. Ondan önce yapabilirsem diye ben sana iki ay içerisinde düğün ettim. Hangi eksiğim vardı? O kadar eskiye vardı? Gitmeyelim. 23 hangi sene öncesini vardı? Şükran Hanım. Bir anda olan bir şey diyor ya, o bak, kadar eksiğim. Bence şuna cevap. Yani destek çıkmak için ya. 23 nerede sene önceki düğünün nişanı konuşmayalım rica Serap, ediyorum. Serap Hanım, bir dakika tamam, izin tamam. Ver Ergün. Şükran Hanım seninle ilgili iddiası şu. Şimdi diyor ben gittim Ergün diyor annesine babasına sardı. Ha. İstiyorlar ki ben geri döneyim. Ha. İşte babamın maaşı o. İşte tütün maddesi sardırma. Yeniden bize yönelsin ki Serap Hanım, onların okulda... bir lafımı bitireyim. Ha, tamam. Onların üstüne gitsin diyor. Bu ha. Bir. Sen 11-12 sene olmuş boşandığın karın. Orada iki tane çocuğun var. Çocuklarını alırsın gündüz. Gezdirirsin, tozdurursun. Babaanneye götürürsün. Yersiniz, içersiniz. Sen 11-12 sene önce ayrıldığın kadının evine niye gelip oturuyorsun? Niye o eve giriyorsun? Niye parasını alıyorsun? Niye parasını alıyorsun? Niye hala tütün maddesi sardırıyorsun? Herkes yoluna gitmiş. Çocuklarını alırsın. Niye sen o evdesin hala? Ben o zaman gitmiyorum. Düzce'ye niye geldi dur, Serap Hanım? Ben gitmiyorum. Onlar geliyor. Serap Hanım ben onlara himaye ediyorum. Çünkü çocuklarımı almakla tehdit etti bak, diyor. Ben onları nasıl tehdit edeyim? O zaman da katsalardı o zaman. Velayeti kimde çocukların? Güray'da. O zaman da katsalardı o zaman. Nafaka ödedin ya mi bugüne bir, kadar? Ya babamın emekli maaşı vardı. Ergun Bey nafakalarını ödedin mi çocuklar? Bizim kanadımızın nafaka verilmedi. Anlaştık biz. Anlaştık yani çocuğa ait çocuklara bugüne kadar okul masrafları dahil ne kadar masraf yaptın? Nafaka adında ne kadar para ödedin? Bütün masraflarını ben karşılıyordum. Bunlar Düzce'ye geldik. Düzce'ye peşimize geldiler. Bütün masraflarını biz karşılıyorduk. Bir emekli maaşından bahsediyor. Yani farkındaysanız onu ben alıyormuşum. Annem alıyormuş. Kendisi harcıyormuş, çocukları harcıyormuş. Peki o 10 yıl süresi boyunca gidip bir yerde bir gün çalışmış mı? Bir zaten emekli maaşı ne kadar yere yetmiş? Veriliyormuş herhalde yurt dışından şuradan buradan. Evet. Bir emekli maaşı ne kadar yere yetmiş? Hepsini ben aldıysam ellerinden onları da yemiş içmiş. Çocukların okul masrafını sen karşılıyorsan yurt dışındaki bir anda burs nasıl izah edeceksin? Serap Hanım bir anda kaçtık diyor. Sümeyye ile Esra'nın okuluna gidip araştırma yapabilirsiniz. Onlar okulda arkadaşlarına ve okul yönetimine biz İstanbul'a gideceğiz diye söylemişler. İstanbul'a yerleşeceğiz diye. Ama bir süredir bence düşünüyorlardı. O gün ne olduysa bardağı taşıran son damla olmuş İşte bardağı peki, taşıran son damla da o Sümeyye'nin yaptığı bak yine ben çocuğumu kötülemek istemiyorum ama konu gelip oraya dayandığı için bir şeyleri de söylemek zorundayım burada. Çocuklara aylık ne kadar ödüyormuş? Beni ilgilendiren bu ya. Ben çocuklara aylık ne kadar para ödüyordun? Nafaka dağıtıldı. Alın kızım bu da sizin açlığınız, nafakanız diye ne kadar para ödedin? Yaklaşık 8-10 bin liraya yakın ya. Şu anki askeri ücretten ele alırsak. Her ay. 8-10 evet. Her ay çocuklarına masraf yapıyorsun. Simit satarak geçiminizi sağlıyorsunuz. Simitten güzel kazanıyordum ben. Hiç otobüse bile binecek paraları yoktu. Yani, rica minnet 100 ettiler. Liraları 100 lirayla çıktılar. Simit satıyorum derken biz yanlış mı andık? Simit satıyorum. Hayır, seyyar simit satıyorum. Günlük gelirim iyi. Ondan sonra hafta sonları tekstillere yövmeye gidiyorum. Çalıştığım yerlere bakabilirsiniz. Tekstilde de çalışıyorum. Yani 8-10 bin lira verdiğin bir evde 100 lira var yanlarında. İki kız bir anne. Otobüs paraları bile yok. Rica ediyorlar cenazemiz var diye biniyorlar. Peki Ergün diyelim onların söylediği her şey yalan. 10 senedir de sizin peşinize geldiler evet. Madem. Sence niye gittiler? İşte sorunun kaynağı, çok güzel soru bu. Cuma günü de söylediniz Serap Hanım aynı şeyi. O zaman niye gittiler? Başka bir şey var diyorsunuz ya, bunu bulacağız işte Serap Hanım. Bir şey söyleyeyim. Ben bunu bulmaya geldim buraya. Benden kim soğuttu? Başka bir şey var diye Cuma günü üstüne basa basa söylediğiniz şeyin soğutan peşine sen, geldim. Sen olabilir misin soğutan? Kendi kızlarını kendinden soğutan sen olabilir misin? Hayır beyefendi. Kendine bak, sordun mu bu sizin soruyu? Beni suçladığınız olay dışarının söylemesiyle ben sen kızıma hareket etmişim. Dışarının söylemez. Çünkü benim hatam burada oldu. Tokat atmışsınız yani şiddet uygulamışsınız. Zaten genç kıza yani şiddet uygulamak en büyük soğutma hayır, sebebi. Hayır beyefendi bir tane iki tane de değil ki annesini olayın içine çok çekmeye çalışıyorum. Çok mu baskılıyorsun? Kadın ayrılmış 10 yıldan beri de sen her gün evine gidiyor musun yani? Çocuklar belki de anneleriyle bir hayat kurmak istediler. Sen ona müsaade etmedin belki de. Abi ben müsaade etmedim değil. Annelere sen diyor ki. Sen o tütün maddesini sen onlara sen mi, o işi sen mi ayarladın yani para kazansın? Evet ben ayarladım hep. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani tütün maddesini normalde böyle evet. Sarmadan satmak suç değil ama sarıp onu bir makaronlu izmaritli hale getirmek suç. Kızlarına niye bu suçu işletiyorsun? Hayır kardeşim? onu onlar ya yakalansalar 3 yıldan aşağı cezası öyle yok. Öyle demiyorlar. Ben hayır ben sarıyorduk, de öyle diyorum. Biz götürüp babamın söylediği işte adamlara tamam, sarmak satıyorduk. Suç, satmak da suç. Yani kızlarını eski eşini niye böyle bir suçun içerisine sokuyorsun? Bu suç kardeşim. Para yetişmiyor. Demek ki 8-10 bin bile yetişmiyordu eşim, yani. Eşim ya
Hanımefendi, şey Serap Hanım, lütfen bunu araştıralım. Beni istedikleri kadar eleştirsinler. Onlar beni suçlayacak. Ben kendimi burada aklamaya peki, ya da peki söyle. Onlara... Niye gittiler o zaman diyorum ben de. İşte sorunun kaynağı bak. Kızımdan burada bahsetmek istemiyorum ama sorunun kaynağı Sümeyye. Sümeyye yaptıkları artık çığırından çıktığı için annesi de çocuğunu artık savunamayacağı için kaçtılar bunlar. Gitmediler. Kendi yaptıklarından kaçtılar. Burada bunu araştırın. Peki kime sen 10 ayda araştırdın. Sümeyye'nin ne yaptığını tespit ettin. Araştırdın mesela. 10 aydır ne buldun Sümeyye ile ilgili kaçmasını gerektirecek? Serdar Bey arıyor okula devamsızlık yapmış. O başta oldu. Tamam. Ben en başta oldu. 10 ayda araştırdın ne buldun Sümeyye ile ilgili? Simit sattığım parayı kızıma veriyordum. Simitçinin parasını günlük ATM'ye yatırsın diye. O simitçinin parasını ATM'ye yatırmayıp okula da devamsızlık yapıp onunla içmeye gitmiş. Hırsızlık yani burada yani para yetiştiremedim tamam, ben bunu. 10 ay diyor ama bakın kızın gittikten sonraki süreci soruyor. Gittik bir araştırma yaptın mı? Başka bilgiler edindin mi? İşte anlatıyorum beyefendi yani sigara. Bunlar kızın daha gitmeden önce annesiyle birlikte ayrılmadan önceki süreç. Gittikten sonrası bu 10 ayda ne yaptın? Kızınla hayır, alakalı bir bilgi işte erişim diyorum diyor. Ya ben gittikten sonrasını öğrendiğim olay okuluna gittim Sümeyye'nin. Daha önce planlamışlar, okuldan dondurmuşlar, biz İstanbul'daki babamızın yanına gideceğiz diye okul yönetimine söylemişler. Bunların kim İstanbul'daki babası? Benden başka babası mı var? Benim ikametim annemin yanında. Sümeyye yönetimine... telefonda. Sümeyye merhaba. Merhaba, iyi günler. Teşekkür merhaba. Ederim. Sümeyye ilk kez baban da 10 ay sonra karşında. Bu gidişin tamamen seninle alakalı olduğunu söylüyor ve evet, senin bir evet. durumundan dolayı gittiğinizi söylüyor. Somut bir şey söyleyemiyor gördüğün gibi. Yani evet biliyorum. Kulaktan şimdi, duyma. Benim yanıma şeyler gelmişti. Sizin ekibinizden kişiler gelmişti. Somut bir şey söyleyemiyor diyor dediler ya hani biz sürekli eve bakıyoruz bilmem ne. Ben onların karşılarına somut bir delil koydum. Fatura. Faturanın tarihi var. Bizim İstanbul'dan Düzce'ye gitmeden önce İstanbul'daki fatura borçlarım. Bizim İstanbul'a geldiğimiz zaman oraya bağlanan Elif ablam borcumuzu ödemişti sağ olsun. Onun faturasını biz somut bir şekilde önüne koyduk. Bu şekilde yani somut delili de önlerine verdik. Neyin faturasıydı bu Sümeyye? Yanlış hatırlamıyorsam doğalgaz faturasıydı. Annem onu buldu. Ona önceden saklamıştı. Hani şey demiştik biz ya bir mahkeme olur bir şey olur işimizi görür gibisine. Kaç aylık birikmiş vardı mesela? Ben gidip ödemedim bilmiyorum ama hani gidip para ödediklerini biliyorum ve faturası da var. Söylemiştik, göstermiştik. Annenin teyzesinin kızı Elif ödedi sizin faturanızı, evet. Evet, aynen öyle. Yardımcı olmuşlar bize geldiğimizden beri zaten. Aynen öyle. Peki sen burs anlamadım. Aldığın halde İngiltere'den burs alma evet. hazırlıkları içinde olduğun halde şey niye okula devamsızlık yaptın? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Benim annem, benim velim. Birinci sınıftan beri, velayeti aldığından beri benim annem velim. Benim babama gidip okul eğer benimle ilgili bilgiler veriyorsa bu okulun hatasıdır. Benim velayetim annemin üzerindeyse benimle ilgili kaçmış mıyım, okula mı gitmemişim, devamsızlığım var, notlarım mı düşük? Bu bilgi babama değil. Anneme verilmeliydi. Okul böyle bir şey mi yaptı? Bangır bangır bağırıyorlar. Tamam. Bütün okul yönetiminden biri desin ki şu kızın dersleri şu kız şu gün okula gelmemiş. Gelsinler bunu ilk önce benim anneme söylesinler. Bak benim annem, velayetim annemin üzerinde benim annem, babam ayrı. Sistemde de o zaman gözüküyor. Çünkü bizim gizlilik kararımız yok. Yani babam kim ya? Kim? O kaç seneden beri... Baban. Şimdi bak baban. Bak yavrum baba. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Annene söylemiş olsalar dahi böyle bir şeyi annenin evet. zaten babanla paylaşması gerekirdi. Ayrı tamam, olmanız bakın. Birbirinizden bağımsız, birbirinize habersiz çok, olmanız çok, anlamına çok, gelmiyor. Çok iyi biz bak ben sizi bir anlıyorum. Ben de hani biliyorum farkındayım ama ilk önce sizce okul yönetimi anneme mi babama mı gelip bunu tamam, söyledi? Tamam annenize haber vermek zorundaydı. Okula devamsızlık aynen yaptınız öyle. Mı yapmadınız mı? Yani bu iddiaları doğru mu babanızın? Hayır asla ben bunu doğrulamıyorum. Okula devamsızlık da yapmadım. Ders notlarım da yüksek. Şöyle bir şeyden hayır, bahsetmiştim. Burs veren geçen, kişi bilgi vermiş. Yani. Şöyle bir okul şeyden de bahsetmiştim. Geçen okul. Yayına katıldığınız zaman dedim ki. Evet dinliyorum seni Sümeyye. Geliyor mu sesim? Geliyor evet. Geçen yayına katıldığım zaman demiştim ki bir hafta beni okula gönderme dedi ki anneme. Bu okuldan ya dedi bana para gelecek dedi
Ya da dedi sen okula gitmeyeceksin. Ben okul öğretmenlerimin yanına annemle birlikte gittim. Madem okul öğretmenlerimle konuşmuşlar bunu da konuşsunlar. O hocaların telefon numarasını ben kolaylıkla bulabilirim. Okuldan nasıl bir para gelmesi bekleniyor Sümeyye? Okuldan nasıl bir para gelmesi bekleniyor biliyor musunuz? Ben okula gidiyorsam eğer hani bu kızı biz okutamıyoruz. Siz bize yardımcı olun. Kızın zaten dersleri iyi anlatabiliyor muyum? Öyle yani para mı geliyor okuldan ben yok bilmiyorum. Vallahi biz okula gittiğimiz hayırseverler okula... burs verirse belki işte burs aynen olayı öyle, doğru mu? Bir de galiba şöyle olmuş Sümeyye. Bu hı-hı okula devamsızlığınla ilgili sana burs veren İngiltere'de burs verecek olan evet kişi evet aranmış. Mehmet Bey ona evet denmiş ki bu kızın bakın bilin yani devamsızlıkları var siz burs vereceksiniz ama diye bir uyarı gibi bir şey söylenmiş. Baban oradan duymuş. Böyle bir şey yani devamsızlık oldu mu olmadı mı? Devamsızlık benim yok. Yani peki yok derken illa ki o bir hafta göndermediği zamanda hani devamsızlığım oldu. Arada hastalıklarım oldu, devamsızlığım oldu. Ama bu o başka, o başka. Bir öğrencinin, evet evet bir öğrencinin yapması gereken devamsızlıklar. Sümeyye son kararınız senin, Esra'nın, annenin son kararı evet nedir babanla ilgili? Bakın ben röportajımda da söyledim. Sadece bu babamla ilgili de değil. Babaannem, babam, dedem kim çıkıyorsa oraya baba tarafı. Ben hiçbiriyle, ben, kardeşim ve annem hiçbir şekilde hiçbiriyle görüşme, konuşmak istemiyoruz. Ha, şu şekilde de bir garanti vereyim size. Biz şu an gayet güvenli bir şekilde okulumuza gidiyoruz. Gayet mutluyuz. Madem bunun için endişe ediyorlar, oraya çıkmışlar. Ben bununla ilgili onlara garanti verebilirim. Hani ben gizlilik kararını, annem gizlilik kararını gidip alırken biz bunları biliyorduk zaten. Kanıtları, delilleri sunarak aldık biz o gizlilik kararını. Yani her isteyen elini kolunu sallaya sallaya gidip o gizlilik kararını da alamaz. Evet. Yanlış da anlaşılmasın. Hani kusura bakmayın ben normalde bu kadar bağıra bağıra konuşmam aslında. Yani ama gerçekten buraya çıkıp da yok devamsızlık, yok Sümeyye alkol. Yani Sümeyye ne yap yani? Yeter artık ya Sümeyye. Yani ben bıktım istemiyorum. Benim kardeşim bir hafta sonra LGS sınavına girecek. Madem bu kadar iyi baba, madem bu kadar iyi babaanne bunu düşünsün ya. Bunu düşünsün ilk önce kızım LGS sınavına girecek. Bu şekilde psikolojisini bozmasının kızının anlamı var mı? Ne hakkın var senin ya? Bir şey diyemeyeceğim. Ya kakalasın sesini. Evet bir şey diyemeyeceğim. Bu konuyla ilgili Serdar Bey bağlanabilir mi lütfen? Serdar Bey'i falan bırak. Çocuklarla ilişkin şu anda sağlıklı görünmüyor. En azından onların bakış açısından. Onun için biraz sakin bırak onları. Çocuklar bir okullarını okusun. Bak LGS'ye hazırlanıyormuş. Kafaları rahat olsun. Biri 14, biri 16 yaşında. Yarın işte yaşları da büyüyecek. O zaman belki bazı şeyleri daha iyi analiz edebilecekler. Bence şu anda üstlerine gitmemek lazım gibi geliyor. Çok kararlı gördüm ben. Siz de öyle gördünüz mü? Evet. Evet. Kararlı peki, gördüm. Ergün Bey, neden, bana değil de neden, kızına bence bak şu kameraya. Neden? Kızın konuştu ya. Kızınla konuşur gibi konuşur musun lütfen? Kızım lütfen buraya gelip benimle yüzleşir misin? Başka bir şey istemiyorum senden. Benimle yüzleş. Buraya gel. Annen, baban, annen Esra gelin bir yerde bir çay içelim, oturalım. Ondan sonra bir sohbet edelim. Bu ailecek bir görüşelim mi konuyu? Peki. Siz olsanız size tokat atmış, hakkınızda sağdan soldan duyduğu laflarla sizi tırnak içinde söylüyorum kötü ilan etmiş bir babaya, hala da ekranlarda da bunu söyleyen bir babaya gelir ama misiniz onu bilemem. Evin içinde, bunu onu bilemem için, bunun için kümeleştiler ama Serap Hanım. Belki, niye anlatamıyorum ben? Siz onlar çok kümeleşti de kızınla ilgili bilgi verenler de kümeleşmiş olamaz mı? Ya kümeleşmiş olabilirlerse evin içinde bana farklı bilgi versinler. Peki. Gelsinler Şerif benimle Hanım, birlikte bunu söyleyenlerden tamam, davacı Ergün olsunlar. Tamam Ergün Bey tamam. Mehmet Şerif Bey'den Hanım, davacı olalım eğer yalan söylüyorsa. Şerif Hanım. Serdar Bey'den davacı olalım. Ergün Bey tamam. Şerif Hanım. 45 senelik evlisin. Hem amcanın oğlu hem de 45 senelik kocan. 4 tane çocuk adamdan neredeyse yaka silkiyorsun. Kurtulmak istiyorum diyorsun. Çünkü adamı kovuyorum gitmiyor diyor. Adama ne yaptımsa gitmiyor. Dışarıda bahçede yatıyor ama gitmiyor diyor. Gitsin artık diyor. Gidecek bir ara gitti 6 sene. Gene gitsin diyor. Peki Şerif Türkmen Mersin'den geldi Tarsus'tan. Onunla devam edelim. Kocası hayatını kararttı. Yeter. Kurtulmak istiyorum ya. Bıktım, usandım.
gözlerinin önünde defalarca aldattı. Kutluysa beni çok aldattı, çok kandırdı. Kocasını evden kovdu, gitmedi. Bütün eşyalarını, giyim eşyalarını hepten yaktım. Sinirimden, öfkemden. Kocasının eşyalarını yaktı, bana mısın demedi. Artık buna dur desinler. Şerif kocasından kurtulmak istiyor. Ya adam olsun, ya insan olsun, ya da benim yakamdan düşsün. Şimdi. Şerif Hanım, sen biz Şükran Hanımlarla konuşurken hep ağladın. Neye ağlıyorsun canım sen? Ha? 17 yaşında evlenmiş, 45 sene. Diyor ki sürekli beni aldattı. Sürekli baskınlarda yakalanmışlar kadınlar filan. Cezaevlerine girip çıkmış. Efendim evli barklı adam birisi evine karısı yokken birisini getirmiş. Adamlar oraya toplanmış, onun kocası da var. O yüzden şikayetçi olmuş kadın, cezaevlerinde yatmış adam. Ama şimdi 72 yaşına gelmiş, kolsan da gitmiyor bu sefer. Nereden başlamak istersin Şerif Hanım? Serap Hanım ne olur yardımcı olun. Kurbanım olayım, gözünü seveyim. Kandırdı, aldattı, orada dursun. Üstüne 3 tane, 4 tane şirket kurmuşlar. Aynen. Ben bunun yüzünden açtım. İpi kendirik oğlumun altına aldım, sinirimden, öfkemden. Dağ var, dağın oraya gideyim. Karşımdan 2 tane çoban köpeği geldi yüzüme karşı. Yürüyorlar yani, bir şey yaptıkları yok. Yapma, etme, gitme dercesine. Kendi kendime dinledim şöyle yolun kenarını. Dinledim 5 dakika, 10 dakika neyse. Biraz yüksek sesle konuş Şerif Hanım, evet. Yani dinledim öyle, köpekler başımı bekledi. Kendi kendime dedim ki köpek geri dön. Geri dön köpek, geri dön dedim kendime dedim. Onlar insandı. Onlar, Allah onları görevlendirmiş oraya. Niye? Beni evden def ediyor. Küfürler, her şeyler. Şimdi 2000, ya bir ara, iki dönem. Bu da elin yüzünden Serap Hanım. Muhtarlık da yapmış kocası Kuddusi. Ama üçüncü dönem kazanamayınca bütün köy halkına, herkese küsmüş. Gitmiş 6 sene eve uğramamış. Altı sene bir arkadaşının şöyle, evinde Serap kalmış. Hanım, nasıl gelirdi, oldu? Gelirdi. Bir 15 günde, 20 günde, bir ayda gelirdi. Sırtını başını değiştirdi giderdi. Ben poğaçalarla, poşet çantalarla giysiler gönderirdim. Bu amcanın oğluymuş. Ben ellerimden ameliyat oldum. Tek elimden inekler sağdım. Neredeydin? Elin adamı kandırmış. Elin aklına bakmış. Şirket kurmuşlar üstüne. Onun yani, üstüne şirket, nasıl şirket kurmuşlar. Nasıl onun adına kredi kartı çıkarıp kendileri biri harcamış. İnsan. Tamam. 2 sene o yüzden cezaevinde yatmış adam. Husussuz yere yattı. Üstüne üstelik kendi yattı. Üstüne üstelik... Aylık da kesildi. Yüzüstü bıraktılar, neciksin demediler. Ne para yatırdılar, ne bir şey verdiler. Bizi çok mağdur durumda koydular. Ekmeğe dilendim, inan ki ekmeğe dilendim. Suyu dilendim, inan ki. Şerif Hanım, sen bu adama niye makas fırlattın? Ya iş tutuyorum, gelip de yardım etmiyor. Ne dedin, gel yardım yani et dedin. Yani zıvanadan çıktım. Sinirinden kendimi kaybettim. Giysilerini, şeylerini evin önüne saçtım. Oraya derdim kirbit, oraya derdim şöyle kirbit. Arkana bir şöyle yazdım. Kameraya doğurdun. Çünkü evet. Bana çok haksızlık yaptılar, çok hakaret yaptılar. Çok da iftiralara uğradım. Elin yüzünden beni evden def ediyor. Biri İhsan, biri Halil, oğlu Öner. Ondan sonra Muhammed de var, Şanlıurfa'da kurmuş. Bunlar işte. Nesi oluyor kocanın? Vergi vermemişler hiç. Akraba, uzaktan akraba. Akraba değil, akrepmiş, akrep.
Akraba değil Serap Hanım, akrebimiş. Şerif öyle Hanım, sen bizi mağdur ettiler. Bu adamın bu kadar çok seni aldatmasına, hatta bir gün eve bir hepsine göz yumdum, bir kadın gelmiş eve. Bir şey satıyor muymuş, neymiş? Evet, evet. Kadına adam, evdeki misafir kadına dokunmuş. Onu bile gözünün önünde yapmış senin. Yaptı ya. Şimdi de aklım olsaydı elime canım o kadar da değil. Yok çünkü canım sen de. Kadar da değil, çok Şerif koyuyor mi? Bunu yaptı. Çok koydu. Çok orada yapılacak gitti. İş ya uzaklaştırmayla onu göndermek ya da terk etmek gibi. Bu peki kadar. Şerif Hanım şimdi bu adam kaç senedir böyle bahçede yatıyor da sen eve almıyorsun? Bahçede değil, dışarıda yatıyor. İşte eve gelmiyor, sabah gidiyor, akşam geliyor. Bir pazarı oluyor, pazarı da bir iş uyumuş buyurdu benim diyor, bir pazarım oluyor diyor. Onu da burnundan getiriyorsun diyor. Ne oldu canım dedim. Milletvekili mi zannettin kendini dedim. Başbakan, cumhurbaşkanı mı olduydun dedim. Pazar günleri burnundan getiriyorum şimdi dedim. Sen neye yarayın? Allah seni niye yaratmış da dedim. Artık para bilmiyorum da getirmiyor ki, eve. Aylığı alıyor. Allah'ın dolmuş parasını da vermiyor. Şerif Hanım'ın ama diyor ki. Ama bu şirketi ala acele düşürsünler. Vallahi buradan Tarsus Emniyet Müdürlüğü'ne sesleniyorum ne olur. Tarsus bütün yetkililerine sesleniyorum. Avukatlarına, savcılarına, her şeyine sesleniyorum. Artık sesini duyun. Bana çok çektirdiler. Peki kızın Nazmiye telefondaymış. Bunu tam yani bu şirketi Şerif bulanları. Hanım, dur canım dur. Nazmiye merhaba. Tutuklasınlar. Ellerine kelepçeyi vursunlar. Nazmiye merhaba. Alo merhaba. Nazmiye nedir bu evet. 45 sene sonra annenle babanın arasındaki problem? Annen babandan kurtulmak istiyor. Öncelikle merhaba Serap Hanım. Merhaba canım. Kolay gelsin. Teşekkürler. Öncelikle. Ya şimdi şöyle annemin dedikleri hepsi gerçek. Yani fazlası var yani azı yok fazlası var. Şimdi babamın şöyle bir şey, dedikleri doğru annemin. Babam yani gerçekten öyle. Biz mesela 4 tane kız kardeşiz. Bizlere bakmadı yani. Kız çocuğu oldu diye bir de yani sevmedi bile bizleri. Allah Allah. Ergenlik çağırdı Serap Hanım. Sonra yani çocuklarının saçından tuttu sürütmedi. İş tutmuyorsun. Annem diye. Bir sussun da. Anne, bir dur canım Şerif Hanım. Ben bir konuşayım bir anne. Dur canım. Bir dur Şerif Hanım. Evet. Yani annemin dedikleri doğru. Şimdi de yıllarca zaten anneme çok çektirdi. Yani çektirdi bir de bizlere de çektirdi. Evlat olarak bizlere de çektirdi. İnanın hiçbir zaman yanımızda olmadı. O kadar hastalandım mesela ben ameliyatlar geçirdim yanında olmadı. Muhtardı muhtar köyün adamlarına bakardı yani. Hep köyün adamlarına ne çeker derler işte. Keşke bekçekti. Ya onlara hizmet ederdi ama ailesine onlara, etmezdi. Aileye hizmet etmiyor bir de eve de bakmazdı. Şimdi annem İnanın, diyor ki bir tane diyor kayınbiraderim vardı engelli diyor. Evet, onun maaşını evet. Alıp engelli maaşını aynen, kadınlarla aynen, yedi aynen. Diyor. Doğru olabilir mi bu ya, öyle bir şey? Ya bu kadın yüzünden bir hapse düştü. Onu bir yattı. Ondan sonra bir daha. Yine kadın yüzünden böyle bir daha düştü, hapse yattı. Neyse bunları geçelim. Bunlar konumuz bunlar değil Serap Hanım. Ama bunlar da var anneni bu noktaya şimdi, getiren. Küçük yaşta kız çocuğu getirmişler bir falan böyle şeyler olmuş yani. Ya tabii şimdi babamın o... Biraz o, ahlaki açıdan da bize bir bilgi veriyor yani. Onunla ilgili bir fikrimiz oluyor en azından. Evet. Ya şimdi Serap Hanım işin içinde çok yani tamam babam çok... Bir onuna kalsa Serap Hanım. Dur canım bir saniye evet. Babam tamam zamanında çok kötü biriydi yani aileye göre kötü biriydi. Dışarıya iyiydi. Dışarıya iyiydi gayet iyi. Muhtar deyince bir numaralı şeydi yani insanların gözünde saygı sonsuz her neyse. Ama şimdi sorunumuz şu an akrabaları tarafından dolandırıp üzerine şirketler açıp trilyonluk borçları var.
babam. Babamla halbuki bir şeyden haberi yok yani. Bunlar var ya bunlar. Ama bir yani, imza filan atmış olması lazım. Vekaletle yapıyorlar bunu. Kandırmışlar. Vekalet almış olmaları lazım. Yani zaten Serap Hanım, babam hani annem anlatıyor ya, bir 6 sene gelmedi. 6 sene zaten o akraba var, İhsan. Hmm. Soy ismini verebilir miyim? Verme şimdi, evet. O İhsan denen kişinin yanında çalışıyordu. Çalışıp da yani yanında işte her neyse. Orada işte demişler sana bir şey olmaz. Senin üzerine bir şey yok. Sen bir şey olmaz demişler yani adama. Şimdi kendisi şimdi akıllandı, pişman. Hmm. Gayet iyi pişman şimdi. Hasta bir de. Sinirden, şirketler Merhaba. Yüzünden, o borçlar yüzünden hapise düştü. Yine yattı, daha yeni çıktı. Ama yani, başka bir şey yok. Maaşından mı kesiliyor bu borçlar? Evet. Şimdi borç maaşından kesiliyor. O İhsan denen kişinin hanımı babamın aylığının yüzünden emekli oldu. Yani sahte şirketler yüzünden emekli oldu. Yani bizim yiyemediğimiz, annemin babamın harcayamadığı emekli, yani bir, babamla annemin hiçbir şeyi yok ki Serap Hanım. Sadece bir maaş. Orada çiftçilerle uğraşıyorlar ama çiftçilikten bir şey kazanamıyorlar ki. İyi de şimdi bak şimdi, bir şey var. Baban imzayı atmış. İşte atmış, rızasıyla atmış. Kandırmışlar ama şu anda onunla ilgili bir şey yapılabilir Hatta mi yani? Hatta menfaat de almıştır bu konuda. Yani böyle sahte şirketler kurup insanları dolandırıyorlar. Muhtemelen de aylık bir maaş gibi de babaya para vermişlerdir yani. Vallahi şunu ya, da... Avukat Bey... Veriyorlar. Görüyoruz piyasalarda. Avukat Bey'imizin adı neydi? Hasan Bey bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Ya şimdi şöyle... kendisi bize anlatmaz, hiçbir şey demez zaten. İşte böyle olur genelde yani, kandırırlar, derler ki al şu 1.000 lira maaş da sana. İşte olmaz, biz zaten şirketten borçları da ödeyeceğiz, inşallah daha da kazanacağız değil mi? Aynen. Babanı aynen, kandırmışlar. Peki o akrabalarla baban şu anda görüşüyor mu, küsler mi, araları bozuk mu? Evet, görüşüyor. Bir dakika, anlamadım Serap. Araları bozuk mu şu anda babanla, aynen, akrabaların? Aynen. Konuşmuyor kendisi. Meraktan, üzüntüden şekere kaldı. İhsan denen o kişiyle konuşmuyor ama Halil denen kişiyle yine konuşuyor. Yine şey, hadi o da yine ödeyeceğim diyormuş. Hani tamam ben yapacağım, ödeyeceğim diyormuş ama hiç lafta, hepsi lafta. O zaman lafta. Bir belge sunsun, şu kadar borcum var, bunu ödeyeceğim desin, senet sepet versin. Bir şey yapsın ya, ödeyeceğimle olur yapmıyor mu? Ha işte. Serap Hanım yapmıyorlar işte. O kız çocuklar mı uğraşıyor? O yüzden annem şu an size geldi yardım biz için. Biz uğraşıyoruz. Yapmıyorlar çünkü. Kadın tam sadece rahat edecekken tamam, içine düştü buna pozisyonu. Buna yapılacak bir şey var mı? Ben şimdi... Ya şimdi içinde menfaat varsa biz buna dolandırıcılık demiyoruz. Dur. Maalesef. Yani... Şerif Hanım öyle olmuyor işte. Gel düşürün deyince gelip bu tür dolandırıcılık yapan insanlar zaten dolandırmak için yapıyor. Hadi gel düşür deyince de gelip düşürmüyor. Çünkü kocanın imzası var, rızası var. Yetişkin adam, erişkin adam, akli melekeleri yerinde. Şöyle düşünün, yani kendi adınıza bir şirket kuruluyor. Aslında o şirketi yöneten Taner Hocam, ben de o şirkette gidip çalışıyorum. Ben orada Bağkur primi ödeyerek çalışıyorum. Dolayısıyla kendi şirketimde bulunuyorum. Şimdi kime nasıl ispat edeceksin ki bunu? O şirket kurulmuş, ben de orada bulunmuşum zaten. Yani bu, çünkü İhsan'ın şirketinde çalışmış aynı bu zamanda. Bu mağduriyet giderilmediği sürece Şerif Hanım sen Kuddusi Bey'le aram düzelmez diyorsun, öyle mi? Adam da artık aman, yaşlanmış. Git desen de gitmiyor. Nereye gidecek zaten? Tabii. Ne istiyorsun bizden? Bu şirketleri düşürsünler üstünden. Vergilerini ödesinler maliyeye. Ah keşke bu kadar iyi evet, insanlar olsalarmış. Zaten bunu yapmazlarmış. Yapılanma yaptırmışlar kuyu aslı varsa. Şimdi suyun altında tarla kaldı. Onun parası gelecek, imzayı atamıyor. Vergi el atıyor. Peki Şerif Hanım, yerden, tarladan sen da... sabahleyin kalktın. Kuddusi amca da uyandı. Ne hissediyorsun onu görünce? Sinirlerim bozuluyor. Vallahi. Ne yapıyor kalkınca? Mesela yazın hiç herhalde evin içinde yatmıyor. O şeyde mi yatıyor? Dışarıda mı yatıyor? Ne yapıyor? Şeyde, dışarıda. Dışarıda yatıyor. Salonda. Akşam eve gel. Sen yemek hazırlıyor musun? Vallahi pişiriyorum, geliyor, yiyor. Beraber masaya oturmuyor musun? Beni doyurdu. Hayır. Oturmuyor. O gidiyor, yaptığın yemekten yiyor ama. Konuşmuyor musunuz?
İşte iş icabı çattık pattık konuşuyor. İş ne? İş icabı ne? İş icabı hani şunu şu oraya götürüver getiriver işte şöyle böyle. E peki boşanmayı düşünmüyor musunuz Şerif Hanım? Yani nasıl siz hocam? Boşanırsanız borç sizin olmaktan çıkacak değil mi? Sadece onun borcu olacak. E kurtulacaksınız ama adamdan. Niye boşanmak? Şimdi geliri yok. Bir de şey var. Ayla başkanımız zam yaptı. Şimdi 7 milyara çıktı. Gene göstermiyor. Peki. Emekli maaşına da haciz konulamıyor bu arada. Hani bunu herkes bilsin de bu konuda emekli maaşına haciz konulamaz. Ha. Muvaffakat olmadıktan sonra 1/4'e gitmez. Ya bu noktada aldatılıyor musun acaba? Maaşımda haciz var mı? Var diyedi. Biz var bunu diyedi. Bir araştıralım. Çünkü emekli şimdi maaşına haciz konulamaz. Biz bunu bir araştıralım. Hanım, bizi bunlardan kurtarın. Bulun kurbanın olayım gözünü seveyim. Evet. Sana kim dedi programa git diye? Şey kendim aradım. Kendin mi aradın kızımın yoksa? Kızımın iki denesi bana çok tepki gösterdi ikisi. Büyük kızımın hani küçük şey. Kocan ne dedi git dedi mi? Onun haberi yok. Şimdi onun seni yeni mi gördü yok daha? Görmüştü belki. Peki şimdi biz bunu ama bir araştıralım. Ve Nizamettin Havadar dosyasına geçelim. Esrarengiz kayıpta sır perdesi aralanıyor. Anne 6 yıl uğraştım. Oklar kimi hedef gösteriyor? O kelime senin ağzında. De hele der de benim ağzımda. Ola. Anne senin ağzında. De hele ne dur benim ağzımda görme. Katil kim? Yaptı mı yaptı mı oğlum? Anne isim söyle. Nizamettin amcanın karısı mı? Hadi deme dedi ya deme. Ben senin cesedi yok etmekle suçlanan komşuları mı? Niye aramayı kesin diyor. Para peşinde olmakla suçlanan çocukları mı? Her zaman arkandaydım da senin ağzına kalamadım. Sürpriz isimden kan donduran açıklamalar. Yani konca dediğimiz kadın. Soru işaretleri çoğalıyor. Oğullarının derdi paralarındadır. Şimdi. Evet, Emine hoş geldin, Ercan, Nuri Bey hoş geldin kardeşim, Ertan hoş geldin. Gonca Gül teyze, nasılsın? Biraz rahatsızım. Rahatsızsın, her gün rahatsızım diyorsun ama iyisin maşallah ya. Ha? İyisin, iyisin. Yani kaç yaşındasın Gonca Gül teyze sen? Ne bileyim, yaşımı bilir miyim? Kaçtır? 68. Onlar iyi bilir. 69, 74 şu anda. 74 yaşında. 5 sene önce ben öyle şeymişim böyle. Güçlü kuvvetli miymişsin? Güçlü kuvvetli. İki adamı götürür bir yere kuyular gömleri. Aynen. Gonca Gül teyze 5 sene önce mi diyorsun? Bu dedi bu. Ha, öyle mi, öyle miydin peki? Ya 5 sene önce bastonun, bastonunla vurabilir, bir dakika vurabilir miydin? Bak öyle diye. Sen kocanı öldürür müsün kız? Niye öldüreyim? Ben niye öldüreyim? Sen kocanı öldürür mü? Var bir şey ki öyle ha? Söylüyorum. Senin karını öldürür mü ulan sen? Anne. Seninki öldürür mü? Anne dağıtmaya mı çalışıyorsun? Ha? Konuyu dağıtma. Değil mi? Beni katil çağırmayın. Doğru evlerde olun. Biz. Yoksa yüzünüz haram benim. Babası arayalım. Biz senin 25, ben senin yanında 25 baba sene yaşadım. Ben seni yoksa biliyorum. Hoş neyi biliyorsun? Sen. Annen daha önce cinayet mi işledi? Neyi yani, biliyorum diyorsun Emine? Babamla gönlüm yaşadıklarını görüyordum. Şahit oluyordum ya. Senin babam va, ya. Va. En ufak bir tartışmada annem bayılırdı. Kriz geçirdi. Biz annemle sarılırdık. Bir dakika Gonca Gül teyze. Ay. Babamı düşman bellerdik. Yani biz konuyu bilmiyoruz. Çocuğuz. Senin yüzünden. Gonca Gül teyze. Senin hareketin. Gonca Gül teyze bir sakin olacak mı? Yıllarca böyle büyüdük ve büyüdük. Büyüdük sonra aklımız gelince babamın suçlu olmadığını anladık ya. Hep böyle sıyrılırdı yani bayılmakla, kriz geçirmekle. Şimdi bayılıp kriz geçirmek bir şey ama baltayı alıp adam doğramak bambaşka bir şey. Evet yani onu demek bayılıp istiyorum. Kriz geçirmek bunu yapabilecek karakterde olduğunu göstermez hayır, ki. Hayır her hatalı şeylerde yani sıyrılmaya çalışırdı. Çünkü ben hani babamda hiç suç ya, bulmuyordum. Onun oyu da vardı ya hocam. Ondan bahsediyor yani. Şimdi size enteresan bazı görüntülerle. Gonca Gül teyzeciğim bir müsaade et canım. Nasıl? Şimdi nereden yap başlayalım arkadaşlar? Önemli iki tane olay var. Bir tanesi şu. Gonca Gül teyze Nizamettin amca kaybolduktan 2 yıl sonra bir gün karakola gidiyor ve diyor ki beni bir kadın aradı gece diyor 1 ile 2 arası
Telefonda da diyor ince bir bez koymuştu. Sesini tanıyamadım ama bana dedi ki adam senin kocan maaşını yiyemedi. Sen de yiyemeyeceksin, bekleme dedi. Bunu diyor 2 yıl sonra mı geldi bu telefon sana? 2 yıl sonra geldi diyor. Şimdi önce bu o tarihli dilekçesini, şikayet dilekçesini bir getirelim ekrana. Evet, bu tarihi bunun 2018'de kal, 2020 doğru mu? Evet. 2020 Ocak ayı mı? Doğru. Ocak ya da Mart. Ocak. Yani bu 2020'nin Ocak ayı gibi görünüyor. Evet, 2018 diyor ki kocasının kayıp olduğundan sonra üzerinden 2 yıl geçti. Bu arada 01.01.2020 tarihleri arasından bu yana yukarıda adı geçen Goncagül Havadar'a ait olan telefona telefon edilmiştir. Tam gününü bilmediğimiz için Goncagül Havadar'ın verdiği ifadeye göre gece 1 ya da 2 saatleri arasında da bir bayan tarafından telefon geliyor. Telefondaki kişi kocan maaşını yiyemedi, sen de yiyemeyeceksin, boşuna bekleme dedi. Sonra ben ona sitem edince kapattı. Kocamın kaybından bu telefon olayı belki bu olayı aralar. Bundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına araştırmalarını talep ediyorum. Şimdi Goncagül teyze dedi ki bize hala onu söylüyor. 2 yıl sonra geldi bu telefon diyor. Gittiği evet başvurduğu tarih 2 yıl sonra. Ama dün dedim ki ben o gün ne zaman gittin? Hemen ertesi gün gittin değil mi Goncagül teyze? Yok Ertan ne zaman senle? Kaç gün sonra gittin? Bir ay sonra bir ay. Yok Ertan'la gittim. Ben uyardım git diye. Ertan bu dilekçeyi sen mi yazdın? Ertan. Hayır. Bir dakika. Bu dilekçeyi kim yazdı? Ben sen yok. okur yazarlığı mı? Yok. Kim yazdı bu dilekçeyi? Bu dilekçe? Ninem kaynım. Bu dilekçeyi sana hayır kim dedin yazdı? Ertan. Ben yazdım. Hayır ben yazmadım. Savcılığa gittik. Ertan senin yazı karakterlerine de baktım. Bu dilekçe de senin tarafından yazılmış. Savcılığa gittik. Senin de el yazında. Şey, savcılıkla ben yazmışım. Tamam da yazmadım diyorsun şimdi. Ya. Senin dilekçelerinle annenin bu dilekçelerinin hemen hemen aynı. Ben yazamadım. Sen annem, bu dilekçeyi bak, sen annem, mi yazdın? Annem, Abdullah amcam ben gittim. Bu dilekçeyi sen mi yazdın? Sen, bu yazı senin mi değil mi? Bak orada var bana bak. Senin, orada. Senin. Benim herhalde. Senin yazı. Evet. Niye peki bu kadar tereddüt ediyorsun? Bu dilekçe babanın kaybından 2 yıl sonra bu yazılırken çok önemli bir şeyle geliyor annen sana. Evet. Diyor ki gece yarısı bir kadın aradı böyle böyle dedi. Bu yazdığın dilekçe unutulacak şey mi? Yok asla. Unutulur mu yani bu? Ben yazmadım diye girdin söze. Sonra ben yazdım ama zaman geçti. Yani bilmiyorum şey. Bakın burada Ertan'ın kendisinin el yazısıyla yazmış olduğu bir dilekçe var. Evet. Şu da Goncagül Havadar adına yazılmış olan dilekçe. İkisinin yazı karakterleri aynı. Yani bunu Ertan'ın yazdığını ben biliyorum. Evet. Kendisine özellikle sordum. Yok dedi önce. Neden saklamaya çalışıyor onu da anlamış ben değilim. Ben saklamadım yani. Neyi ben, saklıyorsun onu da anlamış değilim. Bir dakika şimdi ona geleceğiz. Şimdi burada bir ay sonra gidildiyse bile bir ay önce denmesi lazım. Evet. Ama bu dilekçede Ertan'ın yazdığı dilekçede diyor ki telefon edilmiştir. Tam gününü bilmediğimiz için Havadar'ın verdiği ifadeye göre gece 1 ya da 2. Tam gününü bilmediğimiz ne ya? Sen hemen ertesi gün mesela bir ay sonra mı bahsettin bana bir telefon geldi diye? Dedim dedi ki ben geleyim de gelemedim. Ama abi. Sen o gece 1'de telefon geldi diyorsun ya. Ertesi gün sabah bunu Ertan'a söyledin mi? Komşuya götürdüm dedi gizli numara bulamadım. Ertan'a ve Ercan'a ne zaman söyledin? Buna telefon etti oğlum böyle geldi. Dedi. Ne zaman? Vallahi bilmiyorum. Gece telefonundan gece kaç gün mi? Sonra? Bir hafta oldu mu? Nasıl dedi ben bilmiyorum. Bir hafta sonra Ertan'a söyledin. Evet, bir hafta. Ertan'ı uyardım. Al annemi götür dedim tamam mı? Hemen bakılsın dedim tamam mı? Son arama numarasının şeyini oku dedim tamam mı? Geç kaldı. Ondan sonra bir ay sonra gitmişler. Niye bir ay beklediniz Ertan? Bir dakika. Niye bir ay bekledin? Ben işlerimden dolayı gidemedim. Tam 27 gün sonra gitmişler. Yani 1-1-2020 tarihler arasında demiş. Pazara denk geliyordu bazen. Şeylere denk geliyordu. Basılık almaya gidince tıpış tıpış gidiyorsun. Sen ne iş yapıyordun? Nasıl o dönemde ne iş yapıyordun? Ben tezgi açıyorum. Nasıl tıpış tıpış geliyordu? Goncagül'e teyze bir saniye. İkinci el eşya, ıvır zıvır.
Yani sen pazarlarını mı açıyordun? Vasili balma yaptı. Sen pazarlarında mı? Pazarları oluyor. Katlı pazarını oraya açıyordum günlük. Her gün sen tezgah mı açıyordun? Her gün, her gün. Yani sen o gün tezgaha gitmesen bir yere kira ödemeden zarar da etmeyeceksin, doğru mu? Öbürsü gün de gidebilirsin. Ama benim geçimim onunla. Yani ben mesela bugün... Peki bir ay sonra nasıl gittin? 27 gün nasıl müsait olamadın? 27 gün sonra nasıl gittin? Tezgah açmadan gittin. Tamam, gittim. Demek ki gidebiliyordun. Ya gidiyordum böyle hani. Bir şeyi duyup ertesi gün oraya damlamayan bir evlat düşünemiyorum. Evet. Ne diyorsun anne sen? Evet. Niye bunu bir hafta önce söylemedin? Evet. Hemen söylemedin. Evet. Bu çok önemli olabilir. Kim aradıysa o katil bile olabilir. Evet. Deyip gitmezken... Tezgah açıyorum diye gitmedin ama 27 gün sonra tezgah açmana rağmen tamam, gittin. Tamam sıkıştır, yani, habire şey yapınca ben de gittim, ne diyeyim yani. Habire ısrar hayır. Etmese gene gitmeyecektin yani. Ya, hayır yani gitmeyecektin değil, para durumlarım zayıftı o zaman. Serap Hanım. Bizden hani, isteyebilirdin. Gidip, bizden isteyebilirdin. Abi Ertan, sizden nasıl isteyeyim? Ercan'a söyleseydin ben gidemiyorum. Peki evet. Sen gitseydin şey abi. Var. Ben ertesi gün giderdim. Sen gitseydin o zaman. Ben giderdim. Senin para... Ertesi gün giderdim. Ya, o kadar konuşuyorsun ki diyorsun annemle, ki böyle böyle. Annemle kavgalıyım. O zaman sen gitseydin annemle abi. Annemle kavgalıyım. En yakını sensin. Hayır senin de baban bak benim babamsa. En yakını bu benim sensin. Babamsa senin de babam sen de gidebilirsin. Bak, sen de gidebilirsin. Niye sakladı ama? Selma'ya söyleseydin. Evi niye söyleseydin? Ama söyledim abi. Etrafına sokmuyor. Serap Hanım eve sokmuyor bizi. Eve sokmuyor. Abi de ya bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Goncagül teyze. Senin kocanın adına iki tane kredi çekip maaşınızı 2000 küsür liradan 400 liraya indiren Ertan'la aran iyi, Ercan'la kötü. Benim lafım ben sana. Ben bunu anlamıyorum. Bir dakika. Senin bak senin haberin ne? Olmadan kredi babası çektirmiş mi bu Ertan, oğlun Ertan? Evet. Doğru mu? Doğru. Sen bunu sonra bankaya gidince öğrendin, doğru mu? Senin haberin yok. Ve bu kredinin geçen programlara sordum. Bir taksitini daha ödememiş. Evet. Niye ödemedin dedim hatta bunlar maaşlarını yani alamıyorlar yani 450 lirayla köy gibi yerde geçinmeye çalışıyorlar. Yani. Sen dedin ki ödemedim durumu yoktu. Evet. Şimdi senin bu ortamda aranın teknik olarak en kötü olması gereken Ertan'ken en iyi olan Ertan. O zaman şurada bir virgül koyun. Çünkü burada şikayetin yapıldığı tarih telefonla aranmanın üzerinden bir ay geçtikten sonra tabii. Yapılıyor. Bir hafta sonra Goncagül teyze bunu söylüyor. Evet. Goncagül teyze sana birisi akıl mı verdi? Şöyle bir kadın aradı de, böyle böyle dedi de hayır, diye hayır. Birisi akıl verdi hayır, mi sana? Hayır, yok. Çok. Komşuya gittim, komşuya da ben de düşünüyorum. Yazdım, yok idi yazdım. Peki, şimdi öbür dilekçeye geçiyorum. Bak, çok ulan. Önemli bir dilekçe daha var. Hı. O da... Ben akıl makıl veren yok. Tabii, tabii. Bir de ince bel falan filan, ince bez falan bir şeyler evet. Deniyor. Bu Goncagül teyzenin, ben oturayım bir polisiye roman yazayım diyecek bir kadın değil. Evet. Dersin ki boğuk bir ses geliyordu evet. Dersin en çok. Evet. İnce bir bez koymuştu, onun için çok sesini alamadım. Boğanak geldi, boğanak. Ya, Gonca benim düşüncemde arayan kimse Goncagül olmadı. Goncagül teyze bak bunu böyle sana ya. Kim söyledi, böyle dersen bir şey olmaz. Hayali. Bunu sana söyleyen tanımadım, kimdi? Hayır ya. Tanımadın değil. Biri aramadı da böyle söylersen kimse peşine hayır, düşmez hayır, dedi yok, mi birisi? Yok yok yok. Ele güne falan. Yoksa sen yok. Eline ince bir bez koydu da sesi boğuk kesin. Sen bunu öğretmedim. Diyecek kadın değilsin. Öğretmedim. Değilsin biri sana öğretmiş. De, hayır, kim öğretti? Hayır hayır öğretmedim. Kim yani, söyledi yani, sana? Vallahi. Yani, işte, bizi başka yöne yönlendir. Onca gün teyze bak ya. Bunu sana kim öyle öğrettiyse dediler. Biz hiç onun peşine gidelim. Bak seninle ilgili değil mesele bak. Bak gerçekten senin peşine git. İkinci dilekçe de. Hasan Bey onun şeyleri çok hocaları çok Hasan Bey. Şimdi bakın devam ediyorum. Bak bir şey anlatıyorsun. Devam ediyorum. Hocaları çok. Şimdi burada da telefonunun kayıtlarının biliyorsunuz silindiğini iddia ediyor Goncagül teyze. Evet. Ama o kendisi alıp silebilecek kadar telefonla zaten evet, çok haşır neşir değil. Diyor ki hep Nilgün'ün elindeydi diyor o sıralarda diyor. Ve 11.03.2019 yani Nizamettin amca kaybolduktan. Bir yıl iki ay sonra, 14 ay sonra diyor ki eşim kaybolduktan sonra telefonda bir kısım arama kayıtlarının ve mesajların silindiğini fark ettik. Bir çoğul konuşuyor zaten. Ancak bu kayıtlar bilginiz ve rızamız dışında silinmiştir. Bu kayıtlarda herhangi bir delil olabileceğinden şüphelenmekteyim. Bu sebeple eşimin kaybolması olayına ilişkin olarak... İletişimin tespitine rızam vardır dedi. Şimdi
14 ay önce kaybolan Nizamettin amcanın telefonunda bazı aramaların ve işte her neyse başka ne varsa silindiğini sen nasıl anladın? Bunlar deri ki Nirgül elinde. Nirgül'ün elinde. Ben de gördüm. Ne yapıyorsun? Şeyler atılmış. Peki sen 14 ay sonra kim fark etti bunu? Kimse cevap vermesin. Ne? 14 ay geçiyor üzerinden kaybının. Sen diyorsun ki savcılığa benim eşimin beraber kullandığımız telefonunun bütün kayıtları silinmiş diyorsun. Bunu nasıl fark ettin? Kim söyledi sana? Bunlar dedi ki Nirgül'ün elinde boyuna telefon. Ben bu de gördüm. Bu aklı sana kim verdi? Hayır. Allah. Kim Bina sana? Bir dakika bir müsaade edin. Baskı kurmayın üzerinde. Daha üstüme geliyorsun. Goncagül teyzeciğim. Ha avlu yersiz. Ben hiç oğlamı yerim. Goncagül teyzeciğim. Şimdi sen... Kafam mı kaldı? Sen telefonla çok aramayı yapamıyorsun. Beceremiyorum. Bir sürü şeyi beceremiyorsun. Ama birisi sana... Karşıdan geleni açıyorum. Peki. Birisi sana diyor ki Goncagül teyzeciğim. Evet. 14 ay sonra, yani bir yıldan sonra diyor ki Nizamettin'in diyor telefonundan diyor aramalar silinmiş diyor. Bunu sana kim söyledi? Yani silinmiş o anda dedi bunlar ki elinde telefon. Kaybolduğu zaman değil. O zaman söylediyse niye 14 ay bekledin bunu şikayet etmek için? Boyuna elindeydi bunlar diyor gelindeydi. Onun karısı da görüyor. Mutfağa giriyordu. Vay karısıyla neydi mutfağa giriyor. Peki. Boyuna böyle telefon. Şimdi onlara sorayım o zaman. Böyle telefon ha. Dur Goncagül teyzeciğim bir saniye. Bir saniye. Kim fark etti telefon? Ben abla. İnkar etti. Peki ne zaman fark etti? Bir hafta sonra abla. Peki niye 14 ay beklediniz? Ben edemedim. Bir hafta sonra fark ettim. Ben aldım. Jandarmaya götürdüm. Elimden aldım. Bunların HTS kayıtlarını istiyorum dedim. Fakat annem 2 yıl böyle şey yapmıyor. İç savcılığa gidip kocam kayboldu. Hiçbir dilekçede bulunmuyor. Anne dedim bak dedim HTS kayıtları daha gelmedi. Bak dedim senin eşin kaybolmuş. Benim müracaatımı demek ki kayla almıyorlar. Zaten müracaatlarım da bellidir. Hasan Bey görmüştür. Bütün dilekçeleri ben yazıyorum zaten. Ertan da vermiş, sen de vermişsin. Gonca zaten benim verdiğim şeyi Ertan da şey yapıyor. Benzer aynı fotokopisi gibi. Bir dakika Ercan, sen bunu bir hafta sonra niye fark aldın, ettim. Kim aramış etmiş derken fark ettin. Aklıma geldi. Geldi aklına. Bir hafta sonra bunu annene söyledin. Söyledim. Ama bu dilekçe anne dedim kimse 14 ay sonra geliyor bak. O arada hiçbiriniz hadi anne gel seni götürelim demediniz. Ben götürmeyenler yok. Dur bir dakika. Nuri Bey söyle. Abla bak şimdi şöyle bir şey. Ben gittim. Buna bu hiçbir zaman üzerine çocukların üzerine gitmedi ki babanızı arayalım diye. Bakmadı yani davacı olmadı. Yani bunlar davacı olmadı. Bunları tutmuyor ki. Bir şey söyleyebilir miyim? Ablam. Bunları tutmuyor. O abla bak yengemin bir düğmesi kopsun. Yemin ederim var ya seni... köyü yakar. Köyü yakar o muhitten yok eder. Ben tanıyorum çünkü ben çocukluğum ondan geçti. Ben abimin yanına giderken korkumdan giderim. Yüzü anda yüzü. Bazı hocalar ya bazı hocalar... Bir müsaade et Goncagül teyzeciğim dinlemek istiyorum lütfen. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Söyle Emine. Ben telefon ettim bizi gönderdi ya babamın kaybından sonra. Hani kafayı aldı gitti çobancılık yapıyor falan dedi ya. Arıyorum anne diyorum babamdan bir haber var mı? Niye arıyorsun bana niye soruyorsun? Dedin ara. Suratıma kapatıyor. Bir daha arıyorum. Dur. Bir baktım aradan bir 15 gün sonra gitmiş ta karakola beni şikayet ediyor. Madem yürüyemiyor ya. Dur canım. Dur. Daha o karakolu biliyorum ben. Kandili başında şeyde. Beni şikayet ediyor. Savcılıktan bir kağıt geliyor. Kızım beni tehdit ediyor. Müsaade et sen beni dinlemiyorsun. Evlatların tutmadı hocam. Bizi tutmadı. Beni şikayet edene kadar... Sen niye kocam kayboldu diye gidip de şey yapmıyorsun, başvurmuyorsun savcılığa filan? Ben senin evladınım. Ben bir tek babam var. Sen de arayın diye babamı ara, git mezelüge, git ormanlara. Anne diyorum. Ne zaman aradın ki? Bu diyor, bu. Dedim, bir çaba et dedim. Bu adamın nereye gittiğini sen bilirsin dedim. Senin yanında kayboldu dedim. Peki. Sen nasıl arayayım diyorsun ama kaybolduğu gün 5 saat aradığını söylüyorsun. Aramadı. 5 saat diyorsun ben oraya buraya gittim diyorsun. Peki ertesi gün gene çıkıp şöyle ellerini arkana koyup biraz daha arayayım bakayım bir yerde düşmüştür kalmıştır. Hiç aradın mı? Gittim oraya komşuyla Tikan. O Bayaz evin oraya. Ertesi gün. Ertesi gün. Gittim yok.
Gitmedi. Bu telefon etti ki kocanı ara. Mezellüklere git, yedi er, eski evlere git. Ben başka bir şey Allah soruyorum sana. İlk gün kaybolduğunu anladın, gittin dolaştın diyorsun ya 5 saat ki biz 5 saat sonra gezebilecek. Sonra muhtarı aradım. Onu. Ertesi gün bir daha gittin mi bir yerlere? Yok, gitmedin. Geldi aradılar. Onlar zaten aradı. Onlar benim bölük komutanı kızı yer, yeni yerim aşağılara. Sen de düşerdin tikana mikana. He kızı yer. Peki kaynı. Sen madem ben o kadar arayacak durumda değilsin, ilk akşam nasıl 5 saat aradın? Ormanlara girmedim ki. Ama olsun 5 saat yolken, sokaklarda -2 derecede 1 derecede. Kime sorayım sağ ol herkes eve girmiş. Şimdi eve girmiş soracağım yok. Evden Durcan. Ya bu adam kayboldu Nizamettin nerede olabilir diye düşünüp gidebileceği tek yer var. Nilgünler'in evi. Evet. Evet. İki tarla. Tarla. Önce tarlaya gitmiş. Önce oraya gitmiş. Önce tarlaya Durcan. Gitmiş. Tarlaya gidip ve bir taşı varmış oturmuş oraya. O taşın oraya gidip tekrardan eve gelip oradan Nilgün'e gitmesi 45 dakika. Niye şey için Nizamettin için yarım saat dedik? O yavaş yürüyor. O zaman dinç yani şey değil. Böyle bastonlu falan değil değil mi? O zaman daha dinçsin. Yok yok. 66-67 yaşında. Ağrım var idi yürüyordu. Yürüyordu. Şimdi 45 dakika en fazla. Ondan çok... sonra gelip evde oturması lazım. Hayır. Başka bir şey 5 saat aslında arama diye bir şey yok. Oturmadım. Aslında beş eve gelmiş. Arama yok. Muhtarı aradım. Ama 9'da arıyorsun muhtarı bak. 9'da. 8.30'da. Nilgün'le İsa'nın evinin kapısını çalıyor. 8.30'da yani artık ama hava... Ama o ikinci gidişi. O sonunda. İki defa gittin Nilgün'lerin evine. Bir gittim dedim ki dede biri, geldi mi? Biri 4.30-5 dede geldi gittin. Mi dedi gelmedi. Açmadı kapıyı bir de, dedi. Yok hiç candan bağırdı. Hiç aşağıdan çıkmadım yalan söyleme. Anne bu yaşta yalan hayır, söyleme bari. Vallahi. Kurban olayım ya. Aşağıdan bağırdım dedim ikinci de camdan odanın camında. Arkasında. Ben dedi gripim dedi gelmedi dedi görmedi. Ama iki kere gittin oraya. Yani ama sonra Nilgün sonra ifade değiştirdi zaten geldi ha. Dedi dedi iki o da iki defa geldi. Öyle Soma ya, kaç saat sürüyor? Sürü yanındayız. Soma kaç saat? Soma dur. Abla 8 saat en aşağı Balıkesir. Bandırmadan sonra. Şey saat, Bandırmadan Zonguldak 5 saat. 3 saat 4 saatte şey Manisa Soma 8-9 saat. Yani İsa o gün Soma'da olduğunu ama akşam geldiğini söylüyor. 8-9 saat yol gitmiş bir insan. Niye gece 11'de tekrar döner? O ya. Kadar yolu. Gidersin hı-hı. kötüde bir otelde kalırsın. Evet. Arabası var mıydı? Yok. Yok. O gece İsa döndüğünü söylüyor 11'de. Evet. Diyelim ki döndü. Niye döndü? 8-9 saatlik yola gitti. Size niye yakın? Bir dakika Gonca Gülteyze'cim bir saniye canım. Bence acil arandı, çağrıldı. Neden geri döndü? İsa gece 11 civarı eve geldi. Nilgün evdeydi zaten. O gece o evden herhangi birisi çıktı mı? Başka birisi çıktı mı? Gece hava karar artık aydınlanmadan önce. Birisini çıkardılar mı? O gün Ercan dedi ki Gonca Gül teyze, eğer ki Nizamettin amca diyelim ki kalp krizi geçirdi, evet. Allah korusun, inşallah yaşıyordur. İnşallah. Kalp krizi i̇nşallah. Geçirdi ve birisinin evinde uygunsuz bir kıyafetle bulundu ve sana bunu söylediler. Sen milletten utanır mısın böyle bir şey olsa? Hayır, niye utanayım, giderim. Kocam. Hayır, kocan diyelim ki üstü başı. Üstü başı çıplak bir evde. Kalp ele yetmez ki. Bak başka bir şey söylüyorum. Böyle bir şey söylerlerse sana utanır mısın kocan böyle mahcup olur musun yani tabii kimse duyup olursun. Olmam mı? Kimse duymasın ama aman der misin? Böyle bir şey olsa kimse duymasın der misin? Allah yok. Korusun. Duysun gider alırım eğer öyle bir şey. Ama mahcup olursun. Tabii olurum da alır gelirim. Diyelim duysam ki orada vefat etmiş. Üstü başı yok falan bir şey. Yani uygunsuz bir şekilde. Ya da daha sonra soydular. Aman kimse duymasın deyip yok, çok yok, mahcup yok. Olur musun? Yok yok. Ben onu kaybeder miyim? Peki Gonca Gül teyzeciğim. Kayboldu ya Nizamettin amca. Sen işte sekiz... Ola siz enge demiş ki Gonca yenge. Gonca nene diyeydi. Biz ondan arardık. Niye yani, ben gittim geleydi ya o gece niye gelmedi? Gonca Gül teyzeciğim. Gonca Gül teyzeciğim. O gün sen Nizamettin amca bulunamayınca çok ağladın mı? Ağlamam ya. Ben ne diye şey timsah gözyaşı dökeyim ha bunlar.
Ağlamam yaşa, hiç. Evet. 5 senedir ağlıyorum değil mi? Bunlar ha. Bana niye böyle... Telefon yanında mıydı Gonca Gül teyze? Nerede? O gün telefon yanında mıydı? Yanımda da kontrol oluyormuş. Erol şimdi, abi yaradı. Serap Hanım bakın. Yani geçen hafta sonunda HTS kayıtlarını açıkladınız. Her gün kayıt var. Yani Aralık ayının her gününde ya biri aramış kendisini birkaç defa ya kendisi aramış. Ben birini birkaç defa. Bakın ondan sonra da 10'unda, 11'inde, 12'sinde, 13'ünde, 14'ünde de her devamlı arama kayıtlı var. 9'unda bir arama kaydı. Boş. Bir dakika. Acaba o telefon Nizamettin amcanın yanındaydı da onun hayır. Başına bir iş getiren mi daha sonra aldı cebine koydu? Yok yok. Hiç bakın o gün bir kayıt yok. Hatta dediniz ya enteresan bir şekilde boş bir boş. Sayfa verdiniz. Evet. 9 Ocak 2018 Nizamettin Havadar'ın telefonda bir kayıt yok. Acaba o gün yanındaydı ve onun başına bir şeyler getiren kişi yanına, aldı ve cebine mi koydu? Yanına almıyor. Hiç telefonu almıyor. Bilemem. Alıp o gün Gonca'yı arıyor. O gün HTS'e kaymış. Telefonu alıyor. Bilgine götürüyormuş. Bilgine götürüyor Gonca'yı arıyor. Bakın bomboş. HTS kayıtlarındaki en dikkat çeken noktamız da buydu değil mi? Hep bunu arıyor. Hocam o zaman bunda her gün alıyormuş. Şimdi o zaman o telefon öldürüldüğünde yanında mıydı diye de sormak lazım. Bilmiyorum. Şimdi o zaman şu HTS kayıtlarında konuşmalarla ilgili dikkat çekici bir nokta var. Orayı da getirelim ekrana. Çünkü biliyorsunuz iki tane dilekçeden söz ettik. Bir tanesi 14 ay sonra, bir tanesi de 2 yıl sonra. Bir tanesi kayıtlarım silinmişti diye bir şikayet dilekçesi. Bu 2 yıl sonra olan, 14 ay sonra olan, 2 yıl sonra da bir tane kadın aradı diyen. Doğru mu? Evet. Şimdi 9'unda da bomboş. Şimdi bu dilekçelerin tarihlerine bağlı olarak o gün kimlerle konuşmuş ya da bir gün iki gün öncesinde kim bu dilekçelerle ilgili akıl vermiş olabilir noktasında. Şimdi Ertan bunların hepsi 10 Mart 2019 günü yani kaybolmuş zaten Nizamettin amca. Dilekçenin verildiği tarihten bir gün önceki. Bir gün önce 11'inde verildi ya evet. 11 evet. Mart'ta bir gün öncesinde Ertan. 19 saniye, 24 saniye, 757 saniye ki bu da 2 saati aşkın bir süre yapıyor. 149, 331 saniye, 149, 10, 132, 207, efendim 170, ya bu muteber ona gelmiyorum, atlıyorum. Ertan ve gece artık 23.49'a kadar. Bu kadar süre. Kaçta anne, başlamış? 9, sabah 9.43'den. Saat 9.43'te başlayıp gece 23.49'a kadar aralarda 2 saat, 2 saati aşkın, 1 saat ve 100 yani gibi bu annene bir şey mi ezberletmeye çalışıyordun Ertan? Hayır. Hayır Gonca abi. Ya, Gonca Gül teyzeciğim. Sen... Hayır. Yok. Onun kendi telefonu yoktu. Yoktu. Evet. Yoktu. Ama sen tezgah kurduğunda telefon nerede oluyor? Ayın 10'unda mı? Ayın 10'unu hatırlıyor onunu musun ki? Hayır 10'unda ben oradaydım. Neredeydin? Şeydeydim. Kandil'deydim aramadaydım. Mart'ın 10'u. Hayır bu Mart. 2019. He. 19 bir 2019. Sene sonra. Bir sene 2 ay sonra. 2019. 14 ay sonra yani senin 14 ay sonra Gonca Gül teyze bir dilekçe verdi ya. Onun bir gün öncesi bu. Bir gün öncesi bütün gün. Seninle konuşması var. Tamam. Hocası bu mu? Bir Ertan. Detay daha vereyim. Bütün görüşmeleri de. Gonca Gül teyze diyordu ben bilmiyorum hani aramayı. Bakın Yonca aramış değil, arandı değil, aradı. Yani Ertan Gonca aradı. Gül teyze Ertan Havadar'ı arıyor. Yani Ertan'ın telefonundan Gonca Gül'e gelen bir arama değil. Gonca Gül'ün Ertan araması. Sabah hani bilmiyorum diyor ya, sabah 9'dan gece 11.49'a kadar o aramış. Bakın o aramış, Ertan aramış. Yani Yonca falan aramamış. Ertan ben aramamış, Gonca Gül aramış. Pardon, nasıl anlayayım ben? Bir saniye, bir şey daha soracağım. Arkadaşlar, 10 Mart 2019 oraya. Günü, hafta içi mi, hafta sonu mu? Ona bir bakın lütfen. Bu bir. İki, Ertan, sen tezgah açmaya gittiğinde telefonun hep yanında oluyor değil yanında mi? Olacak, yanında olacak, yanında olur genelde. Dolayısıyla sen o gün gündüz ve zaten tezgah her gün açıyorum diyorsun. Evet. Tezgah açmıştı. Yani telefon sende, Gonca Gül'de değil. Çünkü hemen şimdi bu... Bilgiyi bir alacağım. Pazar günü.
pazar günü ama sen pazarda açıyorsun. Evet, pazardaydım. Pazardasın, evet. Telefonun da yanında. Evet. Dolayısıyla sen konuşuyorsun, annen seni arıyor. Evet. Bu kadar uzun ne konuştunuz? Bir keresinde açık kalmış, annem aradı, tamam mı? Olmaz. Hayır. Hasan Bey. He. Kardeşim açık kalsa 15 bin saniye yazar orada. Bak 19 Hasan saniye Bey, konuşmuşsun. Annem uzun konuşuyor. 24 yani saniye konuşmuşsun. Kapatmıyor 700 Hasan Bey. Tamam. Bili, diğer oda. Ya bir açtı mı susmak bilmiyorsun anne ben biliyorum. Sen benim konuşmam. Emine Hanım susmak bilmiş diyorum. 8 Mart'ta zaten aralıklı olarak aramış. Benim annem bir konuştu mu susmuyor. Aralıklı olarak aramış. Doğru aramıştır. Tamam. Ama bir gün sonra, bir gün sonra... Sen geliyor musun annenin yanına o dilekçeyi beraber mi götürüyorsun? Evet. Aynımda. Bir gün sonra o dilekçe verilecek ya. Evet. O dilekçeyi de sen yazıyorsun ya. Evet. Burada o dilekçeyle ilgili konuştunuz mu diyorum. Hayır hayır hiçbir konuşma yapmadım ben. Yok konuştuysan hani çıkar. Şöyle şey diyeyim. Annem bana dedi ya böyle böyle diye arama yapıldı diye. Gel oğlum. Tamam anne dedim geliyorum dedim gittim orada şey yaptık. Hayır, ama onu bir hafta sonra söyledi canım. Bir hafta sonra söyledi. Bir hafta sen de 27 gün sonra gittin zaten. Evet. Bir daha o gün sana onu söylemedi artık. Şeyi mesela o dilekçeyi getirdik ekrana. Evet. Kendi yazın. Evet. Sen yazmışsın. Koyduğumuz evet. anda dedin ki ben yazmadım. Ama şimdi de ayın 10'unu çat diye hatırladın mesela. Ayın 10'unda o gün işte açık kaldı bilmem. Bunları hatırlıyorsun. Ama ya, dilekçeyi... Ayın 10'unda şey dedik, yayındaydık abla 8 Mart hatırlıyor musun? 2019 diyor, ha. Sen diyorsun ha. ki... Yayındaydık. He. 2019. 19 ama. 2018 pardon. Pazar bir, günü olmaz ki o. He. Karıştırmayın, 2018. Bir sene... Bu 2019. Bir, tamam pardon. 14 ay sonra, 14 ay sonra hiçbir yerde değildiniz. Evet. Sen pazardaydın. Evet. Ve ne tesadüf ki bir gün sonra da geliyorsunuz o dilekçeyi veriyorsunuz. Ama bir hafta öncesinde söyleniyor böyle bir şey geldi diye. Ya ben... Arıyordu Serap Hanım arıyordu. Anne dedim hani pazarları yapmam lazım. Para olduğu zaman yola çıkacağım diyordum. Geleceğim diyordum. Yani zırt pırt arıyordu. Pazar he. günü ayın 19'unda hep bunu mu konuştunuz yani? Ya vesaire onu bunu konuşacak. Yani ben bak, soruyorum. Bak sen tezgahtasın. Tezgahta iş yapıyorsun. Para kazanıyorsun. Evet, İstersen biliyorsun da annenin niye aradığını zırt pırt arıyor diyorsun. Bu kadar uzun konuşmazsın bir. Ya iki, anne artık ben seni ararım deyip kapatırsın. Kapatıyordum bazen. Açmazsın ama sen 9.43'ten gece 23.49'a kadar mütemadiyen arıyor seni. Bir burada aranıyor bak burada aranıyor saat 19.47'de. Artık bezmişsin madem aramasında sen niye arıyorsun? Arıyorsun. Tamam geleceğim dedim anne dedim ertesi gün. Arkasından evet. yine konuşuyorsunuz. Yani uzun uzun konuşuluyor. Yani sadece olur anne geleceğim, anne doğru. geleceğim diye bu kadar uzun hayır, sadece yani onu bakın yani bakın. Ayın onu. Dur bir dakika. Bu sadece onu ve hep seni Goncagül teyze arıyor. Tamam. Öbürsü günde savcılığa gidiliyor dilekçeyle tamam. birlikte. Tamam. Sen orada olduğunu söylüyorsun. Tamam. Sen kimi arattın? Bunu da HTS'lerle ortaya çıkartacağız da. Bir de bunun diğer günü var. Ona geleceğim. Ondan önce Ercan güzel bir soru sordu. Sen bu kadar aramayı kime yaptırttın? Kendin mi aradın? Kendim arayayım. Kim aradı? Komşulara mı ara diyirdim? Gece 12'de hangi komşu? Yok yok gece yok. Var var. Gece var burada da. Kim aradı? Komşu kim? Bilge. Sen komşu gezdin mi Ertan arayın Ertan arayın diye? Yani. Gece aramadım. Goncagül teyzeciğim kayıtlarda var. Aramışsın. Gece saat 12'ye 10 falan. Gece geldi ya mı aramışım? Efendim? Geldi ya mı arayarım? Ama sen aramayı bilmiyorsun ya nasıl aradın diyoruz. Kiracı var mıydı o zaman Ertan? Yoktu. Yoktu, yoktu. Şey arattı, rengi ya mı aradı? Goncagül teyzeciğim, sabah 9.30'da nerede? Murabiye'nin kızına bakşa bir yere gitmiyor. Bak sabah ya. Neredeyse 9.30'da. Ben kocamla bu kadar konuştum gece 12'ye ya. Kadar hangi komşuları bununla? Arattın sen? Sen kaçta uyuyordu beni. Uyumamışsın gece 12'ye. Kendi aramızda konuşmayalım rica ediyorum. Evet. Kimi arattın Goncagül teyze? Geldi ya. Ece damlaya mı aradı girdim? Bilmiyorum anne. Ya geldi değil mi? Bak 14 kere oradan. Aramışsın Ertan, o gün. Ertan kim? Hayır hayır veriyorsun oradan. Bak niye kadar? Gel diye vermiyor. Değil. Niçin aradın o söyleyecek. Öyle oradan hı. gel demek hayır, için hayır, demeye çalışıyorsun Ertan. Yok, yok. Belki başka bir işin aradı. Hayır abla sorduyor 12 sefer. Hayır. Gel kendi diye. Aranızda konuşmayın diye bunu söylemeye çalışıyorum. Tamam Serap Hanım. Rahatsız oluyor. Onun için o da duydu diyor ki
Gel diye mi aradım hadi acaba? Bakalım, rahatsız oluyordum. Gel çocuğu yolla ona ar. Goncagül teyzeciğim. O, bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kere ki bunun bir tanesi ol aramış. 14 kere gel diye aranmaz. Uzun uzun konuşmalarım var. Hadi birinde açık evet, kaldı. Nene. Uzun uzun konuşmuşsunuz. Yonca ile de konuşuyordu. Yonca ile çok konuşuyordu. Ya, elim rica ediyorum ama ya. Ertan rica tamam. ediyorum. Yonca ile konuşmuyor çünkü sen pazardasın. Senle konuşuyor. Yonca telefonda değil. Senin akşam yanında Ertan. Niye kadına sufle müsaade veriyorsun? Müsaade eder misin annem? Ya konuşsun abi. Sufle veriyor. Nasıl sufle verecek? Yonca ile 19'da ya da 22 arasında konuşabilir. Ondan evvel sen hep katkı pazarında oluyorsun. Pazar günü saat 4'te geliyorum ben. Yonca o kadar bilmiyorum. Şeyde araba pazarında 4'te geliyorum. Niye ben aradığım zaman akşam 7'de geliyorum, 8'de geliyorum diyorsun? 4 arası geliyorum. Erken geliyorum. Çünkü pazar erken bitiyor. Araba pazarı erken dağıldığı için erken geliyorum. Ha o gün mesela akşamüstü de konuşmuştur kızımla. Konuşuyorum, konuşuyorum. Konuşma yapmışlardır Serap Hanım. Ondan çok konuşuyorum. Onun haricinde yani... Sen onu... söylüyorsun, buradan Goncagül evet. teyze tekrarlıyor. Yonca sen Gonca, Yonca diyorsun, o Goncayla çok konuşuyorum diyor. Birbirini onaylıyorlar. Rica ediyorum, rica ediyorum. Kime soru soruluyorsa o cevap versin. Tamam. Şimdi ertesi güne geliyorum. Yani artık dilekçenin verildiği güne geldik. Burada da yine Ertan 00... artık o geceye de konuşulmuş tekrar. Tabii. 12'yi geçmiş, 11'ine bağlayan gece 02 geçe yani gece yarısını 31 saniyelik yine bir konuşma var. Derken sabah 7.38'de 88 saniye 11'inde gidiyorsun zaten artık. Yine sen arıyorsun Goncagül. Sabahına nereye gidip de aradın? Sen arıyorsun telefonla. Ben bir yere nereye gidiyorum? Ya sen telefonla sen aramışsın işte sabahın 7'sinde. Sabahın 7-8'inde kim geldi? Beceremiyorum ki. Eve kim geldi ki sen 8'de aradı Ertan'ı? Kız kismere ben beceremiyorum. Sabah 8'de kim gelir senin evine? Hiç kisme. Sen mi gitmek istiyordun bir yerlere? Oğlunun yanına mı gitmek istiyordun? He gelin götüreyim. Oğlum çıktı ya. O zaman mı Ertan? Bir dakika sen gel beni götür mü diyordun sen mi gitmek istiyordun? Sen ben de gitmek normalde otobüse binip gidebilir miydin sen ya? Gidemiyorum. Gidemezdim. Bir dakika. Yani kendim gidemem bile. Diyor ya o ara tek bindir başına de. Köyde. Bakın gittim. 14-23 ve... Bindirdiler gittim. Bir dakika 18-47'de iki tane otobüs firması aranmış orada. Yani aslında gelecek olan Ertan mıydı gitmek için arayan o muydu onu bilmiyoruz anladın mı? Gidemem diyor. Ben bilmiyorum. Şimdi 18-47'de... bir otobüs firması arandı tabii, diyorsunuz. Manisa'ya giden bir otobüs firması. Erkan. Evet, o şey ya. Nazan'ın yanına, ablamın kızının yanına. Gitmemişsin işte. Ya. Orada... Ama gitmedi. Gitmedi. Ertan sen oradayken 11'inde geldin ya. Evet abla. Bu savcılığa gittikten sonra annen ben işte şuraya gitmek istiyorum dedi. Bilet almaya çalıştın mı? Bana herhangi bir şey demedi. Evet. Bu arama kime? Yani bir otobüs firması aramış. O nereden? Bir 14'te. Bir 14-23'te bir 18-47'de. Biri 14-23'te ve 18-47'de bir otobüs firması aranıyor. Bu kadın sizi bile doğru düzgün arayamadığını söylüyor. Bakın aramış ama bak aradı. Gene aranmış. Aramış. Kendisi aramış. Aramış. Bilet o arayamayacağına mı? Göre sen orada olduğuna göre sen mi aradın? Hayır ben aramadım. Ben nasıl hatırlıyorsun bu kadar hemen çat diye? Hayır ben otobüs firmasını aramadım. Manisa ya. Sizin Balıkesir'e giden otobüs firması yani Manisa'ya giden sizin oradan da geçiyor mu? Ereli'den geçiyor. Yok onun yanına geldi. Yok hayır hocam. Tamam. Yok o şeyden E5'ten geçiyor. Tamam. Gelişi oradan Ertan, geldi. Ertan tamam. 11'inde geldin mi annenin yanına? Geldin. Evet. Peki sonra saat 20 o gece kaldın mı? Dönmüş olabilirim ya. Yok. Serap kaldı. Hanım iyi hatırlamıyorum. Kaldı mı? Aldı. O gece kaldı. Bir gün mü kaldım öyle bir şey var. Peki kaldıysan aldım. O zaman aradı. Seni niye arasın anne? Sonra yine arıyor. Gece bak 9'a 20 kala arıyor. 10'a 3 kala arıyor. Bir de 10'u 8 geçe gene seni arıyor. Sen orada kalıyorsan niye seni arıyor? Ereğli dedim belki o zaman Ereğli de aramıştır. Arattırım. O gece kaldı diyor. Ya gece geldikten sonra gece kaldı. Gelin. Ereğli'de oldu hayır değil canım mi? Gece telefonla görüşmüşsünüz. Gece orada geç, kalsan seni niye arasın? Geç kaldı ya geç belki ondan arasın. Ereğli niye arasın? Ereğli dedim Aslan Bey. Geç niye Ereğli'de kalıyorsun annenin evi varken yukarıda? Ya tamam geç geldim eve. Eve geç. Ereğli dedim geziyordum o zaman. Geldi annem aradı beni o zaman. Evet. Onu aramıştım.
Evet Ercan, bir yorumun var mı bu aramalara? Bir tane o kadar uzun mesela. Abla hiç anlam veremiyorum ben ya. Gerçekten anlam veremiyorum yani. Farkındaysanız Rafet yazıyordu 2 saniye. Evet. 2 saniye. Benim sesimi duyar duymaz suratıma kapatıyordu. Benimle konuşmuyordu. Çünkü ben inanmıyorum annemin. Ben de biliyorum ki Ertan hangi konuları iki konuşur kelime annemle. Ertan'la her gün 20 defa görüyor. Aynen öyle. Dikkat ettim. Kızlarımla, kızımla konuşmuştur belki. Peki bir dakikanızı rica ediyorum. Emine, annemin hiçbir söylediğine inanmıyorum diyorsun. Çok çelişkili. Bugün neden, öyle neden? Söylüyor. Çelişkileri senin Goncagül teyzeciğim böyle devam mı edeceksin sürekli bir yorum yapmaya? Rica ediyorum bir sus ne olursun. Böyle yaptığın için babamı bulamadık zaten anne. Bir sus. Emine senin çelişkili konuşuyor dediğin şeyler ne? Bir kere babamı aramaya çıkmadı. Çıktım diyor. Köse ağzına gittim diyor. Beyaz evin oraya gittim diyor. Parka gittim diyor. Bize ben park olayı yoktu zaten. Park olayı da çıktı. O gün hiç aramadı babamı. O bir yerde durdu. Bir şeyler yaptı. Plan yaptı. Bunun da haberi var. Ve bekledi. Oo. Ve bekledi. Ay. Peki şunun için beklemiş olamaz mı? Araları diyorsunuz bozuktu. Ben öyle demiyor Goncagül teyze ama ben sizin söylediğinizi söylüyorum. Ben şahidim. Bekledi. Gelmedi. Evet. Merak da etmedi. Etmedi. Gelmeyecekse de gelmesin. Ha. Ya bir yer çünkü daha önce demiş ya ölmedi başımızdan. Ha, aynen. Neden aradım dedi o zaman? Neden kandırdı? Bir şey de yapmadı. Ya ne yapayım bir yerde düştüyse de düştü. Ne dedi? Demiştir. Bunun için de aramadı ama size de aradım dedi. Bizi de kandırdı. Neden bizi kandırdı o zaman? Yani çünkü Goncagül teyzeciğim sen o kadar şeyi yolu gidemezdin arayamazdın. Bir de gitmedin. Daha önce demiştin anne sen hiçbir yere gitmedin. Köz ağzına sen evinde oturdun, bir yerde oturdun. Oraya dedim şey yap. Bu adam sana ne yapmış olabilir anne? Ağzı vardı dili yoktu. Önüne bir tas çorba verseydin yerdi. Benim kocamdan zorum yoktu ki. Ben onunla mutluydum. Yoktu zaten. Yalan benim söyleme. Kocam melek gibi. Senin kocan yemek melek gibi insandı. Siz mi yaptınız kız? O evleri siz mi yaptınız kız? Çalıştınız mı biz kardeşimiz? Yapacaksın. Çalıştık. Sen onun karısısın anne. Sen haram zehir olsun. Sen onun karısısın. Üstüme sen yapacaksın gelme. Evinde. Doğru ola da geleceğiz babasına ne etsin. Sen soktun burada ya. Bir saniyenizi rica ediyorum. Şimdi İsa da Nilgün de ifadelerinde Ertan'dan ve Goncagül teyzeden şüpheleniyor. Vallahi. Bu bir, evet. İki, bu ailede şu anda mesela Emine evli, barklı, işte eşi var, evi var. Ercan'ın bir işi var, mesleği var. Ertan aralarında o dönemde özellikle maddi sıkıntı çeken, babasına 2 defa kredi çektiren ama bunu ödeyemeyen. Aslında Ertan en zayıf halka. Evet. Tamam. Yani evet. Bir şey diyebilir misin? O yüzden söyle. Ben... Babamı öldürmekle elime ne geçebilir? Öldürdüğüm babanın zaman... Babanın maaşını soruldu. Hayır, eğer hayır, ölürse hayır, maaştaki kesinti sona erer mi? Hayır. Maaşını tam olarak alabilir miyim dendi. Bu da araştırıldı ve evet dendi. Doğru mu? Tabii. Dolayısıyla hayır, babanın kesintisi ortadan kalkacaktı. Senin borcun bitecekti. Tamamen ortadan kalkacaktı. Annen babanın kesintisiz tam maaşını alacaktı ve... Sana da maddi destek olacaktı bu. Vay, annemden hayır, bana destek hayır, olacaktı. Hayır. Evet. İlk ben olacağım. Annem, hayır, hayır. Annem yeri geldiğinde herkes hayır, ben sussun ama. Evet. Goncagül teyzeciğim lütfen. Evet Ertan. Annem yeri geldiği zaman bana para vermediği zamanlar da oluyordu mesela. Hani ben 14 sene oldu Adapazarı'na geldiğime. 14 sene oldu. Dinine imanla anne. Bana bir kuruş para verdin mi? İman işi alamadım ki. Yok babam sağken de. Yok, yok. Hep Ertan şu olabilir mi? Yani hep çalışmak sana. Bak annen sana şunu demiş olabilir. Kredileri çektin. Paraları sen yiyorsun. Hayır, al babana bak. Hayır hayır. Ben gönderiyorum. Bundan sonra yanıma oldu, gönderme. Yani baban senin üstüne kalacaktı bu saatte. Ya kredileri çek. Yani abi. Alzheimer hastası bir adama bakmaktansa... Yani bir şekilde ondan kurtulmak bir motivasyon olabilir mi onu düşünüyorum. Bir şey daha ekleyeceğim. Goncagül teyze böyle bir durumda Emine'ye, Ercan'a, Selma'ya güvenemezdi. Çünkü onların üstüne giderlerdi. Tabii. Ama seninle sırrını paylaşabilirdi. Tabii. Çünkü sen onun, benim de gözlemlediğim. Ben onun 24 saat yanında değilim ki Serap Hanım. Ertan, hani benimle sırlarını paylaşsın. Yani şu olabilir. Sen onun sırrını saklayabilirdin demek. Hayır. Şu babam için, babam için babamlık bir şey varsa ben kesinlikle bak, annem değil benim Ferişte olsun kimseye söylerim yani.
Hiçbir sırrını paylaşmam. Yani saklamam onu. Ertan, şu bir senaryo olabilir belki. Başına kazayla bir şey getirdi. Gel bunu temizle. Aksi halde seni de suçlayacağım tarzında bir motivasyonla mı acaba Ertan aradı ve Ertan da geldi işte cesetten kurtuldu, bilemiyoruz. Hayır. Baban bir gün önce, sen Sakarya'da yaşıyorsun. Evet. Bir gün önce Sakarya'ya gideceğini söylemiş. Bundan haberin var mıydı? Kim? Baban. Ya babam, bak ben bir gün önce, bak babam kaybolmadan bir gün önce benim kızın doğum günü. 8'inde. Aradık, görüştük. Hatta telefonuma Yonca Gül istedi. Dedim ki baba ayın 15'inde tatil dedim. 15 tatili ya. Yonca'yı yollarım dedim. 10-15 gün durur. Dönüşte seni alır, yanımda dursun dedim. Olay bu yani. Başka da görüşmedim yani. Şimdi tabii Nilgün'le İsa'yı elemiyoruz bir kere. O kısmı ayrı. O orada duracak çünkü orada İki kişinin işi değil. Çok şüpheli durumlar var. Şöyle ki Nilgün'ün işte bu kadar samimi görüştüğü, yok işte bakımını bile yaptığı dedeyi eve almadığını söylemesi, iki defa gelmesine rağmen dedenin kaybolduğunu duyduğu halde Gonca Gül Hanım'a bırakın yardım etmeyi, iki defa geldiğinde de yine pencereden git muhtarı ara gibi ifadeler kullanıyor. Gonca Gül teyze, sen bence Nizamettin amcayı aramaya saat 8 gibi çıktın. 8'i biraz geçe Nilgün'ün evine geldin. 8.30'da gelmişsin Nilgün'ün evine. Orada sana dedi ki muhtarı ara. Sen onun üzerine tekrar yürüyerek bir yere baktın belki. Sonra eve geldin ve 9'da onun için muhtarı aradın. Sen daha önce Nilgün'ün evine gidip gitmedin sen. Sana ara dediğinde eğer saat 4.30 olsaydı muhtarı ara dediğinde senin 4.30'da muhtarı aramış olman gerekirdi. Sen muhtarı 9'da aradın. 9'a kadar bu adam bir şey bir geldiyse başına aman ölsün gitsin ne yapayım kurtulurum dedim. Ağzım kapansın. Hele bir şey ben 5 senedir ağlıyorum. İçinden. Niye diyeyim ki? Zorum yok diyor ondan. Vallahi yok diyor. Aynı çocuk gibi. Nuri Bey, abimden zoru var mıydı yok muydu yengenin? Yok idi ben. Bir dakika Gonca Gül teyze. Abimden zoru ben 2 ay önce aradım bu. Dedi ki bıktım artık dedi. Bıktım. Yalan söylemen. Vallahi billahi dedin. Geziyor dedi. Kurban olayım. Ya. Bıktım demedi. Aldı başını bak. Gidiyor dedi. Ya yalan. Evet. Bak yalan. Çok geziyor dedi. Bak bıktım demedi. Yalan söylüyorsun. Yalan. Ağzım yoksa senin kapansın. Amin. Efendim veda vaktimiz geldi. Yarın saat 13'te yine Star ekranlarında Gerçeğin Peşinde programıyla sağlıkla birlikte olmayı diliyoruz. Allah'a ısmarladık.